Bölüm 5. Savaş ve İntikam Tanrısı Yehova. Tanrıların Savaşı. Yehova, Yehve ve İd. Terra veya dünya üzerinde enkarne olan insanlık, 7 düzey insanın 5. düzeyiydi. 5. düzey insanları insan bedenlerini yaratıp sonra kendi ruhlarını ve özlerini ikiye bölerek erkek ve kadın olarak enkarne olan ve böylece eş ruhlar fenomenini yaratan tanrılardı. Onlar sonra üreme yoluyla 7. düzey insanların bu dünyaya gelmelerine vasıta oldular. İnsanların 6. düzeyi ise sabiteler haline geldi. Öğrenci, yaratılış bizim varlığımız ve Yehova hakkında bize bilgi verirken ve farklı bir bilinç düzeyinden söz ederken genellikle kat terimini kullandın. Ama Yehova ile ilgili bir öykü anlatırken 5. düzey insanların bu kata 7. düzey insanların ebeveynleri olmak için geldiklerini söyledin. Düzey ve kat derken farklı bir şeyi mi kastediyorsun? Ramta, evet öyle. Öğrenci, düzeyler ile neyi kastettiğini ve onların ne olduğunu açıklar mısın? Ramta, kat boyutsal bilinç denilen şeyin bir düzeyidir. Bu bilincin en yüksek düzeyi saf düşüncedir. Ben insanın 7 düzeyinden söz ederken, insanların tanrılar tarafından yaratılan bölünmesinden söz ediyorum. İnsanların ilk 5 düzeyi çok geçmeden farklı ırklar oluşturacak olan insanlardı. Onlar zaman içinde dünyada yaşadıkları yerlerin iklim koşullarına ve toprağın mineral yapısına uyum sağlayacaklar ve böylece ortaya farklı deri renklerine sahip olan 5 ırk çıkacaktı. 6. düzey insanı henüz enkarne olmamış olan bir varlıktı. Onlar sabiteler olarak adlandırılacaklar ve bilinçle yönetilen bir evrende dengeyi ve düzeni koruyacaklardı. Onlar bu katta ana unsurları, fırtınaları, mevsimleri, dünyanın dönüşünü kontrol edenlerdir. Onlar büyük melekler olarak da adlandırılabilirler. Onlar insan olsalar da bedenlenmemişlerdir. 7. düzey insanı Aryan olarak adlandırılırdı. 5. düzey insanların çocukları olmak üzere insanın ruhunu ve özünü dengeleyerek buraya gelenler bu tanrılar grubuydu. Başka bir deyişle eğer başlangıçta tüm tanrılar bu kata gelmiş olsalardı onların çocukları kimler olacaktı? 7. düzey varlıkları tanrısal varlıklardır. Çünkü onlar en uzun süre bekleyip insanların gelişimini gözlemlemiş ve sonunda onların çocukları olmuşlardır. Onlar bu katta doğduklarında oldukça zekiydiler. Onlar insanlığın en büyük varlığına doğru tekamülünü yaratanlar ve başlatanlardır. Onlar 7. kattan değil, insanın 7. anlayış düzeyinden geldiler. Yani insan 7 düzeye ayrılmıştı. Tanrılar rekabetçi doğalarıyla birbirlerinin yaratımlarını yok etmeye başladıklarında ve sonunda galakside büyük bir savaş çıktığında orada üç büyük tanrı birbiriyle savaşmıştı. Bunlar Yehova, İd ve Yehve idi. Tanrı İd, Pleiadesliydi. Tanrı Yehova ise Pleiades'e çok uzak olmayan başka bir sistemde bulunuyordu. Tanrı Yehve de sizin bilmediğiniz bir yıldızdan gelecekti. Yehova ordusuyla birlikte sakin bir varlık olan İd'e ve halkına saldırdı. İd'in halkı uyumlu ışıklardı ve onların bedenleri insanın bugünkü bedenine bile benzemiyorlardı. İd'in halkı kendilerini koruyabilmek ve yaşamaya devam edebilmek için kendi gezegenlerinin iç kısımlarına girdiler. Onlar savaşsever, savaşkan tanrılar değillerdi. Çünkü onların öğretmenleri İd'in tüm bildiği sevgi olduğu için onlara da sevgi öğretmişti. Ancak Yehova onların yaşadıkları gezegenlere saldırıp onları patlatmaya başladığında İd en sonunda Yehova'ya savaş açtı. Kuyruklu yıldızlar olarak gördüğünüz döküntünün çoğu bu savaşta parçalanan yıldızların ve gezegenlerin parçalarıdır. Onların döküntüleridir. Yehova'nın kalbinde ışıkla savaş ve nefret vardı. Aslında o başka varlıkları muktedir kılsaydı kendi değerine inanabilirdi ama bunu yapmadı. Sonra Yehve ordusuyla birlikte gidip
İd'in ordusuyla birleşti ve onlar sizin galaksinizin yakınında Yehova ile savaştılar. Sonuç olarak İd'in ve Yehve'nin orduları Yehova'yı ve ordusunu kovaladılar ve onları yendiler. Yehve insanın yedinci düzeyinden, Aryan anlayıştan gelen varlıklardan biriydi ve o Terra'ya gelip insanların burada yeni bir aleme, yeni bir tekamüle, yeni bir anlayışa sahip olabilmeleri için erkek ve kadın cinsi üzerinde deneyler yapmaya başladı. O, diğer tanrılarla birlikte onun bir parçası olup bu cennet gibi dünyada, evrenin bu zümrüt dünyasında yaşayabilmek için insan bedeni yaratma üzerinde çalıştı. Yehve ve diğer tanrılar insan bedenleri geliştirmeye başladıklarında ve sonunda erkek ve kadın şimdi sahip oldukları özelliklere sahip olmaya başladıklarında insanlık burada tekamül etmeye ve beşinci düzeyin tanrıları burada erkek ve kadın olarak enkarne olmaya başladıklarında ve yedinci düzey tanrıları onların cinsel birleşmeleri sonucunda buraya doğmaya başladıklarında buradaki hayat uyum içindeydi. Sizin mitolojiniz onlardan söz eder ve bu mitolojide büyük bir gerçek vardır ve onu okumanız akıllıca olur. Kuşaktan kuşağa mitoloji olarak aktarılan şey birçok bakımdan bir realiteydi. Burada erkekler ve kadınlar olarak enkarne olan tanrılar huşu verici bir güzelliğe sahiptiler. Onlar sadece gülümseyerek bir cennet yaratabilirlerdi. Onlara eşlik eden böyle bir güçtü. Ama sonra korku bu insanlara hükmetmeye başladı. İnsanlar kendi türlerinden ve kendi yaratımlarından korkmaya başladılar. Ve yavaş yavaş bir kötüye gidiş başladı. Sonunda insanlar semavi alemden yardım istemeye başladılar. Ve bu çağrıya üç tanrı karşılık verdi. Bunlardan biri Yehve, biri Yehova, biri de İd idi. Tanrı Yehova bir grup insanı seçti. O muazzam güce, güzelliğe ve korkunçluğa sahip olan saldırgan bir varlıktı. Sonra Yehova uzayda Yehve ile savaştı ve bütün gökyüzü onların ışık savaşı ile aydınlandı. Yehova onların harika takım yıldızlarını parçaladı. Bunun üzerine Yehve Pleiades'e sığındı ve Yehova da güneş sisteminize geri çekildi. O bu dünyada Anu soyundan akrabalarının genetik olarak değiştirdikleri ve hizmetkarlar haline getirdikleri insan ırkını sahiplendi ve seçtiği o grubun kontrolünü ele geçirdi. Sonra bazı yasalar yarattı. O insanlar bu yasaları öğrendiler ve onlar tarafından katı bir biçimde kontrol edilir hale geldiler. Bu arada Pleiades'ten gelen bazı tanrılar buradaki kadınları, beşinci düzey insanlar olan kadınları çok güzel buldular ve onlarla çiftleşmeye başladılar. Yehova bu yüzden bu tanrıları hor görüyordu. Ve bu ilişkilerden devler, ana yurtlarını ve onun kusursuz güzelliğini hatırlayan çok büyük varlıklar doğdular. Yehova Pleiades ile tekrar savaştı. Çünkü o dünyadaki tüm insanları kendisine ait, ona hizmet etmesi gereken insanlar olarak görüyordu. O Pleiades ile İd ve Yehve ile savaştı ve dünya üzerinde egemenlik kazandı. Böylece Yehova, Yehve'yi seven ama onun adını bilmeyen Mısırlılar hariç tüm insanların tanrısı oldu. O bir zamanlar görünmez bir ateşle hareket eden, ateş arabaları olarak görülen, gösterişli uzay gemileriyle gezerdi. O bu dünyanın ve belirli insanların kontrolünü ele geçirdi ve tüm kibriyle onları bu dünyanın diğer insanlarına saldırttı. Yehve ise çok nazik ama çok güçlü bir tanrı olarak dünyanın başka yerlerinde insanlara onların egemen tanrılar olduklarını öğretti ve onlardan kendisine hizmet etmelerini değil, içlerinde gizli olan tanrısal ateşe hizmet etmelerini istedi. Ahit Sandığı. Bu sırada Yehova kendi tanrısal iradeleriyle, bireysel özgürlükleriyle davranmaya başlayan kendi halkına öfkelenmişti ve böylece bir tanrı olarak halkına onun vasıtasıyla hitap edebileceği ve savaşta bir silah olarak kullanılabilecek bir ahit sandığı yarattı. Bu sandıktan radyasyon yayılıyordu ve onu sadece radyasyona karşı bağışıklığa sahip olan
Nübiyeliler taşıyabiliyorlardı. Böylece halkı bu sandığa taparak Yehova ile iletişim kurabiliyor ve o da bu sandık vasıtasıyla onlara istediği zaman hitap edebiliyordu. Eğer herhangi bir insan bu sandığa dokunursa radyasyonun etkisiyle anında ölüyordu. Yehova'nın sevgisi buydu. Evet, ahit sandığı diye bir şey gerçekten vardır. O şu anda İsrail'deki Şeron düzlüğünde Essenelerin inşa ettikleri son manastırın dışında gömülü bulunmaktadır. Bu manastırın yanından akan bir pınarın kuzeyinde yer altında küçük bir tapınak vardır. Ahit sandığı o tapınağın derinlerinde gömülüdür. O bu yüzyılda bulunamayacaktır. Bunun büyük bir nedeni vardır. O ayrıca korkunç derecede tehlikeli bir şeydir ki bunun nedenini anlayabilirsiniz. Bu halk savaşa girerken bu sandığı da birlikte götürüyordu ve Yehova en büyük hava gemisinde oturup bu sandık vasıtasıyla halkına savaşla ilgili emirler veriyordu. Ve orada o bu sandıkla kendi gemileri kadar korkunç olan bir ışık bariyeri yaratabiliyordu. Böylece Nübiyeliler o sandıkla savaş meydanına girdiklerinde çevredeki herkes bir anda ölüyordu. Ölmeyenler ise ölmek istiyorlardı. Çünkü onların etleri kemiklerinden ayrılıyor, gözleri yuvalarından fırlıyor, saçları dökülüyor, ayak parmakları parçalanıyor, karınları patlayıp iç organları dışarı fırlıyordu. Çünkü bu sandık korkunç bir silahtı. Böylece bu sandığa tapan ve bu silahla savaşa giren bu ordu korkunç bir ordu olmuştu ve onlar artık herkesi hor görüyorlardı. Yehova kendi zevkine çok düşkündü ve akşamları gökyüzü onun hava gemilerinin ihtişamıyla aydınlanırdı. Bu küçük halk kendilerini cehaletleri içinde kaybederek Tanrı Yehova'ya tapıyordu. O istediği zaman onlara kendi dışkılarını yedirtiyor, çocuklarını kendisine kurban ettiriyor, onları diğer halklarla savaşa sokuyor ve onlara masum insanları öldürtüyordu. O denizi ikiye ayırdı, gökyüzünü ateşe döndürdü. Sırf onun sözüne karşı çıktıkları için halkları atomik ölçekte lazer patlamalarıyla yok etti. O kendi halkına ondan korkmayı öğretti ve onlar da ondan korktular. Yehova Davut'un ordusunu topladığında onların savaşı kazanmalarına yardımcı olacak bu korkunç silahı hazırlamıştı. Ve böylece bu ordu Kral Hattuşili'nin Hitit krallığına saldırdı. Yehova kendi ordusu için savaşmak istemeyerek her yere radyasyon yayan korkunç bir silahla bu ordunun taarruzunu yönetti. Bu sandık Yehova'nın düşüncelerini onu dinleyenlere çevirebilen bir ses düzenine de sahipti. Yehova bu kontrol sandığını yönetiyordu. Onun enerjisi bu korkunç sandığın içindeyken çevredeki her şey onun huşu verici ışığını yayıyordu. Sadece Nübiyeliler denen az sayıda insan kanlarının türünden dolayı bu sandığı taşıyabiliyordu. Çünkü onlar ondan yayılan radyasyona karşı bir bağışıklık geliştirmişlerdi. Yehova bu silahı nasıl yapmıştı? O bu huşu verici silahla sözlü bir emir vererek atomu parçalayabiliyor, ışığı daraltıp lazer ışını haline getirebiliyor, tek bir patlamayla uzaktaki duvarları yıkabiliyordu. Onun halkı ahit sandığı ile Hitit krallığının üzerine yürüdü. İnsanlar hem onun bu gücünden hem de Yehova onlarla onun vasıtasıyla konuşabildiğinden dolayı ahit sandığına tapıyorlardı. Yehova Davut'un krallığında bu ahit sandığı ile savaşı kazandıktan sonra bir kez daha göklerde Yehve ile savaşa girdi. Yehve ona Pleiades'ten Deneyir boğazından doğru karşılık vererek onu yendi. Böylece dünyaya tekrar barış getirildi ve Yehve Mısır çöllerinden doğru yaptığı saldırıyla ahit sandığını korkunç bir fırtınayla Şarın düzlüğünün derinlerine gömdü. Çok daha sonra İsa adlı varlık o topraklara gelerek insanlara Yehve'nin ve İd'in öğretisini yani cennet alemini ve binlerce yıldır kendilerini kaybetmiş olan insanların gerçekte tanrılar olduklarını öğretecek, kendisinin dünyaya yeni bir barış getireceğini bildirecek ve bunu yapacaktı.
Tanrı Yehova 3 milyon yıldır yaşamaktadır ve o korkunç bir intikam tanrısıdır. Bir gün bu dünyadaki insanlar kim olduklarını fark ettiklerinde o sandık ortaya çıkarılıp yok edilecektir. Çünkü siz artık sizi dışkınızı yemeye, çocuklarınızı ona kurban etmeye zorlayacak yaşlı bir tanrının kuklaları değilsiniz. Tüm bu suçlar dünya denilen bu terra katında işlenmiştir. Ahit sandığının öyküsü budur ve tüm insanlar dengeye kavuşana dek kimse onu ortaya çıkaramayacaktır. Geçmişte ister bir Hititli, ister bir Mısırlı, isterse bir Persi olarak onun saldırısına uğramış olsunlar. Birçok insan bu korkunç silahın anısına sahiptir. Evet, o tüm zamanların en dehşet verici silahıydı. Tanrı'nın seçilmiş halkı. Sonra Yehova eski kitapların çoğunda kaydedilmiş olan büyük ve korkunç bir orduyla gökyüzünden geldi. Gökyüzü ateş arabalarıyla yanıyor görünüyordu ve Yehova aşağı inerek Yahve ile bir görüşme yaptı. Ama o sırada Yahve'nin ordusundan geriye sadece bu dünyada en büyük başvuru noktalarında yaşayan bir birlik kalmıştı. Onlar köleleştirilmemiş ve engellenmemiş 13 varlıktı. Orada Yahve ve bu 13 varlık Yehova ve onun korkunç ordusuyla bir araya gelip bir barış görüşmesi yaptı. Yehova ve ordusu savaşmak zorunda kalmadı. Çünkü Yahve'nin onunla savaşacak kimsesi yoktu. Sonra Yehova küçük bir öneme sahip bir soydan gelen cahil bir adam aradı ve onu buldu. O Pers soyundan gelen bu adamı Babil denen diyara yönlendirdi ve onu Yahve ile bu dünyada savaşacak biri kıldı. Yehova kendisini bu adama tanıttı ve onu ordusuyla kendi inançlarıyla barış içinde yaşayan halkların üzerine saldırttı. Yehova siyah derili insanları, kızıl derili insanları ve beyaz derili insanları lanetledi ve onları hor gördü. O İbrahim vasıtasıyla küçük bir kabileden yola çıkarak bir ulus oluşturdu ve bu insanları Yahve'nin halklarına, özellikle de Mısırlılara saldırttı. Yahve'nin halkı ortaya çıktıktan sonra bu dünyada doğmuş en büyük mesihlerden ve liderlerden biri muhteşem bir firavun olan Ratabin idi. O Mısır halkının ilk firavunlarından biriydi. O güneşe, onun harika ışığına tapardı. Çünkü tüm yaşamın ondan kaynaklandığını bilirdi. Bu onun geçmişiyle ilgili tek imajıdır. O tüm insanları seviyor ve tüm halklarla barış içinde olmak istiyordu. Ve bir sabah muhteşem gün doğumunu izlerken haince bir saldırıyla öldürülene dek de barışı korudu. O kendi halkına ve gelecek tüm firavunlara bir adalet, sevgi, alçak gönüllülük ve bilgi mirası ve insanın içindeki Mesih'i temsil eden ve zamanın aşındıramayacağı büyük anıtları yani piramitleri bıraktı. Tanrı Yehova'nın kalbinde ve ruhunda öyle bir kötülük ve nefret vardı ki o seçilmiş halkını tüm diğer ırklarla savaşmak için bir vasıta olarak kullandı. Günümüzde kahramanca olan savaşlar o zamanlar toplu bir katliamdı. Çünkü kılıç, kalkan, göğüs zırhı, miğfer ve taşlarla savaşan insanlar, hedefini bir akrep gibi sokan, bir yerleşim yerini yerle bir edebilen, denizi ikiye ayırabilen ve yeryüzünü kavurabilen korkunç bir uzay gemisine nasıl karşı koyabilirlerdi ki? Onlar böyle bir düşmanla nasıl baş edebilirlerdi? Yehova, Yahve'nin halkı ile böyle bir filoyla savaşıyordu. Böylece o bu filoyla o insanların topraklarını zorla ele geçiriyordu. Orada çocuklar katledildi, aileler yok edildi ve hayatın kutsallığı hiçe sayıldı. Böylece Tanrı Yehova'nın Terra üzerinde binlerce yıl sürecek egemenliği başladı. O yazıcıları çağırarak onlara insanları birbirinden ayıran kadın ile erkek, karı ile koca, çocuklar ile ebeveynler, aileler ve farklı mezhepler arasında husumet yaratan tehditkar sözler yazdırdı. Ve sonraki yıllarda ve zamanlarda yeryüzü korkunç bir savaş bölgesine dönüştü. Bu durum karşısında sözünü ettiğim bu 13'ler konseyi, bu en yüksek konsey çok üzüldü ve onlar savaşan taraflara
barış hayalleri ve rüyaları sundular. Ancak Yahova'nın hizmetkarları ondan o kadar çok korkuyorlardı ki, onun buyruklarını aynen yerine getirmekten başka bir şey yapamıyorlardı. Yazıcılar onun verdiği mesajları insanlara aktarmazlarsa, o onları dışkılarını yemeye zorluyor ve yakınlarını öldürüyordu. Yahve, Yahova'nın bu dünyadaki özgür insanlara karşı oynadığı oyun karşısında, onları yok etmesi karşısında, tüm bu adaletsizlik karşısında çok öfkelenmişti ve o tüm bilincin öfkesiydi. Mısır'a karşı savaş. Mısırlılar gerçekten gelişmiş, entelektüel ve dirayetli varlıklardı. Ramses zarif ve gerçekten güçlü bir varlıktı. O bir tanrı kraldı. İbrahim'in çöl halkı ve Hitit krallığı onun en büyük hasımları olacaktı. Çöl halkı Yahova'dan Ramses'i aşağı indirmesini istedi. Ramses gerçekten zeki bir adamdı. Onun krallığı, onun halkı egemenliğe sahipti. Orada erkekler ve kadınlar daima eşit olarak görülüyorlardı. Her iki cins de tanrısaldı. Her iki cins de her gün Nil'de yıkanıyor ve güzel kokulu yağlarla meshediliyorlardı. Her iki cins de kendini temiz tutuyor, parazitlerden korunmak için kafalarını tıraş ediyor ve şaşırtıcı güzellikte taçlar ve peruklar takıyordu. Onlar tek bir parazitin bile yemeklerinde veya bedenlerinde bulunmasına izin vermeyecek kadar temizlerdi. Yemeklerini parmaklarıyla yemezlerdi. Onlar çatal bıçak kullanan ilk halktı. Onlar ilk vejeteryanlerdi. Ramses basit bir yemek yer ve aldığı her lokmadan sonra ağzını peçeteyle silerdi. Onlar böyle zarif varlıklardı. Peki Yahudiler gerçekten Ramses'in yönetimi altında çile çektiler mi? Hayır, çünkü o zaman Yahudi diye bir halk yoktu. Onlar Babillilerdi. Onlar çöl halkıydı. İbrahim bir Babilliydi. Öyleyse bu hikayenin gerçeğini söyleyelim. İbrahim, İran'ın kutsal Vudu kültüründen geliyordu. Onların yapmak istedikleri tüm şey, onlara tam bir tezat oluşturan bir uygarlığı, yani Mısır Krallığını yıkmaktı. Ve bunu yapan Babil'in ve Mezopotamya'nın Hitit Krallığı olacaktı. İbrahim, soyu Mezopotamya'ya dayanan bir Babilliydi. O zaman Yahudi diye bir şey yoktu. Biz onları ancak göçebeler, bedeviler veya çöl insanları olarak görebilirdik. Siz benim kadar yaşlı olduğunuzda 35 bin yıl içinde pek çok şeyin olup bittiğini görürsünüz. Mısırlılar var olmuş olan en asil hanedan olarak kabul edilebilir. Onlar tanrılara İsrailoğullarının olabileceklerinden daha yakındırlar. Çünkü İsrailoğulları orijinal Mısır krallığını yıkmış olanlardır. Daha önce de belirttiğim gibi Mısırlıların gerçek soyu Afrika'nın Watusi kabilesine dayanır. Onlar gerçek Mısırlılardır. Onların kızıl saçları ve yeşil gözleri vardı. Binlerce yıl önce bu dünyaya başka yıldızlardan gelen tanrılar onların kültürlerini yaratmalarına yardım ettiler. Mısırlılar Akdeniz halkının geriye kalanına benzemezler. Watusi kabilesinin kraliyet kırmızısı renginde giysiler giydiğini biliyor muydunuz? Onlar hatta İskoçya'nın ekose kumaşından giysiler giyerler. Sizin de bir aklınız var. Öyleyse bu konuyu neden bizzat araştırıp öğrenmiyorsunuz? Çok uzun boylu olan Afrikalılar orijinal Mısırlılardır. Onlar aynı zamanda orijinal İskoçlardır. Afrika'da sığır güden, korkusuzca aslan avlayan ve kırmızı giysiler giyen kabilenin adı nedir? Masai. Masai ve Watusi aynı kabiledir. Orijinal Masai ve Watusi kabilesi abonoz renkli derili ama bakır rengi saçlı ve yeşil gözlüydü. Onların bu özellikleri nereden kaynaklanmıştır? Kuzey yıldızının ötesinden gelen tanrılardan. Evet, bu kabile orijinal Mısırlılardır. Peki Yahudiler kimlerdir? Mezopotamyalılar, Babilliler, Hititler, İranlılar. İsrailoğulları diye bir kabile yoktur. Onlar sadece sonunda kendi ana yurtlarını yaratmış olan göçebelerdir. Bu kutsal bir soy değildir. Kutsal soy onlardan milyonlarca yıl öncesine dayanır. İbrahim kız kardeşi Sara ile evlenmişti.
onların uzun bir süre çocuk sahibi olamamalarına şaşmamalı. Ve İbrahim, İshak'ın babası değildi. Onun babası Yehova idi. Bu sizin asla unutmayacağınız bir tarih dersidir. Antik çağın tüm gizli sırları ortaya çıkmaktadır. Peki siz onlarla ne yapacaksınız? Neden onları bir araya getirmiyorsunuz? Sara ve İbrahim birbiriyle iyi geçinmiyorlardı. Ve İbrahim hizmetkarı ile yatarak ondan bir çocuk yaptı. Bu hizmetkarın bir çocuğu olacağını İbrahim'e Yehova bildirdi. Ama onun söylemediği şey, İbrahim'in kendi kız kardeşinden bir çocuk sahibi olamayacağıydı. Böylece bunu bizzat kendisi yaptı ve Sara'yı dölledi. Öyleyse Yehova kimdir? Tanrılar panteonundan bir tanrı. Tanrılar kimlerdir? Onlar tıpkı sizin gibi varlıklardır. Sizin de 2000 yıl daha hiç ölmeden yaşadığınızı ve bu süreçte bir sürü bilgi kazandığınızı hayal edin. İşte tanrılar budur. Onlar süper varlıklardı. Onlar bizim sözünü ettiğimiz her şeyi anlamışlardı. Siz bunu inanılmaz bulursunuz. Siz kendinizden utanırsınız. Siz bunu inanılmaz bulursunuz. Ama onlar farklı bireylerin veya türlerin DNA parçalarını birleştirerek genetik mühendislik yapmayı biliyorlardı. Onlar suni dölleme yapmayı biliyorlardı. Onlar bir süper ırk yaratmayı biliyorlardı. Peki siz neden bu kadar utangaç ve aptalca davranıyorsunuz? Yehova, kız kardeşinden yani tanrıça İştar'dan ve kadınlardan nefret ediyordu. O iyi bir tanrı değildi. Musa'ya gelince, onun babası uzun bir yolculuğa çıkmıştı ve karısı o yokken hamile kaldı. Bebek doğduğunda onun rengi beyazdı ve karnında pullar vardı. Ona sedef hastalığı deniyordu. Babanın geri döndüğünde karnı pullu beyaz bir çocuk bulduğunda ve karısının başka biriyle cinsel ilişkiye girmiş olduğunu anladığında ne dediğini hayal edebilirsiniz. Yani Musa gayrimeşruydu. İşte bu yüzden o bir sepete koyulup nehirden aşağı doğru gönderilmişti. Musa bir tanrının genetiğiyle doğmuş olan ilkel bir varlıktı. Ama daha sonra Mısır'daki Kadim Bilgelik Okulu'nda eğitim görerek bir inisiye oldu. İbraniler Mısır'dan kurtulmayı çok istiyorlardı. Ramses onları köleleştirmemişti. O bu insanları ülkesine kabul etmiş, onlara kendi kültürünü öğretmişti. Ama onlar ondan ve kültüründen çok nefret ediyor ve onun temsil ettiği her şeye küfrediyorlardı. Ve onlar Mısır'da kendi soylarından gelen bir büyücü arıyorlardı. Ve o Mısır'ın düşünce okulu tarafından eğitilmiş olan Musa idi. Peki Mısır'ın düşünce okulu neydi? O istenilenden ve ihtiyaç duyulandan daha fazlasıydı. Mısırlılar antik çağda abajur denen kavramı ve onun potansiyelini tam olarak anlamışlardı. Ve bu gizem okulu burada yaşamanın ötesine geçmeyi içeriyordu. Siz bir inisiyasyon geçirirken buradan başlarsınız. Ama siz lineer fizikte, Newton'un fiziğinde öngörülebilir olana inisiye edilmezsiniz. Siz bu insanların ne yaşadıklarını zaten bilirsiniz. Çünkü onlar sadece sizin anlayış derecenizin bir varyansı olan imajı yaşamaktadırlar. Sizin inisiyasyonunuz bu değildir. Sizin inisiyasyonunuz ta en yukarıya kadar olan düşünce düzeylerine inisiye edilmektir. Şimdi o zamanlar bir tapınakta inisiye edildiğinizi hayal edin. Kaymak taşından yapılmış bir zeminin üzerinde duruyorsunuz ve tepedeki dar bir aralıktan odaya gelen yıldız ışığı tarafından inisiye ediliyorsunuz. Odaya gelen tek ışık, büyük köpek takım yıldızının en parlak yıldızı olan Sirius'tan gelen yıldız ışığıdır. Siz orada ilk maddeden yapılmış olan sütunların, yani ışık yayan bir etki alanının içinde inisiye edilmektesinizdir. Böylece siz orada sıradan bir taş veya alçı olmayan bir maddeden yapılmış sütunların arasında durmaktasınızdır. Siz gerçekten kutsal bir yerde durmaktasınızdır ve sizi inisiye eden ışık bir mum veya yağ kandili değil, Sirius yıldızından gelen ışıktır. Neden Sirius? Çünkü siz insan olarak enkarne olmadan çok uzun zaman önce Sirius'ta yaşıyordunuz ve bu yüzden onun ışığı altında inisiye edilirsiniz. İnisiyasyon zamanınızda bu yıldızın ışığı 5 milyar yaşında olsa da siz o ışığın
5 milyar yıl önceki halini deneyimleyerek inisiye edilirsiniz. Öyleyse Ramses'in tapınakları nedir? Onlar bir yıldız ve bir mevsim üzerinde odaklanan tapınaklardır. O tapınakların sütunları mermerden, altından ya da lapis lazuli'den yapılmıştı. Onlar kaymak taşından veya hayal edebileceğiniz herhangi bir değerli taştan yapılmamıştı. Onlar ilk madde denilen kutsal pudradan yapılmıştı. Ve bu sütunlardan yayılan ışık alanı sihirli bir alandı. Çünkü bu 5 milyar yaşındaki yıldız ışığının alanıydı. Ve böyle muhteşem bir ışık alanının ortasında duran bir inisiye, ilk maddenin yani kendi kendini düzenleyen yapıların ve ışığın bu alanı içinde dönüşüm geçirirdi. İşte 1. Ramses'in liderliği böyleydi. Peki Yahudiler ne istiyorlardı? Kutsal mevki. Onlar Mısır'a geldiler ve Ramses onlara görgü kurallarını, örneğin yemek yerken çatal bıçak kullanmayı ve her lokmadan sonra ağızlarını peçete ile silmeyi öğretti. Orada her şey saftı, zihin saftı ve onlar bunları orada öğrendiler. Onlar bunları Babil'de ya da Mezopotamya'da değil, her şeyi harekete geçirmiş olan tanrıların sorumluluğu devretip gittikleri gerçek bir uygarlıktan öğrendiler. Bu tanrılar İran'ı ya da Mezopotamya'yı yaratmadılar. Onlar tanrıların Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki büyük vadide eğitmek için aldıkları insanların daha az öneme ve değere sahip olan krallıklarıydı. Tanrıların geride temsilcileri olarak bıraktıkları krallık, Nil nehrinin iki kıyısında yer alan Mısır krallığıydı. Mısır'a sonradan gelen bu insanlar aslında çöl insanlarıydı. Onlar önceki hayatlarında haramilik yapıyor, insanları soyuyor, kendilerine ait olmayan şeyleri alıyorlardı. Sonra yardımsever Mısır krallığı onları topraklarına kabul etti. Onlara görgü kurallarını öğretti. Ve en yüksek düzey hariç onları inisiye etti. Bu en yüksek inisiyasyon onlara yasaklandığında onlar ayaklandılar. Peki onlara kim önderlik yapacaktı? Kendi türlerinden ama inisiye edilmiş olan biri. Onlar Ramses'e karşı onların tarafında yer alması için Yahova'ya yalvardılar. Yahova, ben bu işin icabına bakacağım ama bunun için bana ilk doğan çocuklarınızı kurban etmenizi, bana onların kanlarını sunmanızı istiyorum dedi. İşte Yahudi halkının tanrısı böyle bir varlıktı. Mısır krallığı, insanların yıldız ışığı altında, ışık yayan ve kendi kendini düzenleyen bir zeka alanı içinde inisiye oldukları bir krallıktı. O tapınaklarda her sütun kendini yanı başında bulunan sütuna göre düzenleyen bir zekaydı. Ve orada kusursuz bir kare oluşturan 4 sütun kendi kendini düzenleyen bir enerji birimini paylaşıyordu. Siz o enerjiyi dünyadan daha yaşlı olan bir ışık alanıyla birleştirdiğinizde kutsal bir yoğunluğa sahip oluyordunuz. O tam olarak buydu. Sonunda bu inisiyasyonu geçirmeleri yasaklanmış olan insanlar Yahova'nın yönlendirmesiyle Mısır ordusuyla savaşa girdiler. Mısır ordusu savaşsever, savaşkan insanlardan oluşmuyordu. Onlar geniş görüşlü, kutsal, tanrısal insanlardı. Savaş tanrısı Yahova'nın halkı ise böyle değildi. Peki dünyanın gerçek gücüne sahip olma çabasıyla kim yıkım yarattı? Onlar gücü ve yıldız ışığını anlayan nazik tanrılar değildi. Firavunlar Sirius yıldızının ışığı üzerinde yürüdüler. Başka bir deyişle onların lambası yıldız ışığıydı. Ve onlar çölden gelen kana susamış varlıklarla savaşmak yerine o ışığın üzerinde yürümeyi seçtiler. Evet, onlar bunu yapmayı seçtiler. Böylece Mısır uygarlığı Yahova tarafından yıkıldı ve güç İran ve Mezopotamya'nın çöl kabilelerine verildi ve gelen o sihirli yıldız ışığı artık algılanmaz oldu. Siz yıldız ışığında mı dans edersiniz ve hangi yıldızın ışığında? Ve ruhunuzu yumuşak solgun ışığıyla kaç tane ışık parçacığı etkiler? Yoksa sizin yolunuzu aydınlatan gaz lambası, mum ışığı gibi sınırlı bir ışık mıdır? Büyük varlıklar kendilerinden 5 milyar yıl daha yaşlı olan bir yıldız ışığında dans etmişlerdir. Bu yüzden onlar için bu realiteyi bırakıp yollarına devam etmek hiç sorun değildi. O zamandan beri Hristiyan dünyası
siyah ve beyaz mermer üzerinde yer alan ve ilk maddeden yapılmış olan, tepeleri bir lotus çiçeği gibi açılmış olan sütunlardan oluşan ve tepedeki dar aralıktan içeri giren, inisiye edici yıldız ışığıyla aydınlanan bu kutsal tapınağın bir eşini yapamamıştır. İsrail krallığının liderleri asla böyle olamazlardı ve Mısır'ın tanrılarının Mısırlılara bıraktıkları miras onlarla birlikte ölecekti. İsrail ise Tanrı Yehova'nın kana susamış, bencil kibriyle baş başa kalacaktı. Böylece dünya hepimizin bir ve aynı olduğumuzu anlayan, büyük, zeki ve aydınlanmış bir halkın kaybedilmesinin acısını binlerce yıl boyunca çekecekti. Bu dramın yakın sayılabilecek bir geçmişte meydana geldiğini anlamalısınız. Eğer ben Ramses olsaydım, bizim böyle bir sorunumuz olmazdı. Ancak ben o sırada çoktan gitmiştim. Ama şimdi geri döndük. Bir firavun olmak, hükmeden tanrıların yasasını uygulamaktan başka bir şey değildi. Bir firavun olmak, kurallarla tam olarak belirlenmiş bir disipline ve bir yönetim kavramına sahip olmaktı. Bir firavun, kendisine o gücü veren yasanın somut haliydi. Böylece yasayı oluşturup yürürlüğe koyan tanrılar, buradan ayrılırken o gücü, yasayı ve doktrini temsil etmeyi firavun denen bu mirasçılara bırakmışlardı. Bu çok önemliydi. Çünkü bir soyu ve kanı kutsal kılan buydu. Yasayı miras alan, uygun biçimde inisiye edilmiş olan firavunun tohumu çok değerliydi. Çünkü böyle bir inisiyasyondan doğan çocuk, o inisiyasyonun ışıkla vurgulanmış anı olacaktı. Bu çok arzu edilir bir şeydi. Böylece söz konusu tanrılar, burada uyumlu, zeki bir toplumun ve uygarlığın standardını oluşturduktan sonra uzay gemilerine binip gittiler. Onlar Mars'taki ve 2 aydaki üslerini de terk ettiler. Onlardan sonra hükmedecek olan varlık bir yasayı uygulayacaktı ve bu yasa Firavun olarak adlandırılıyordu. Yani Firavun bir kişi değil, bir yasaydı ve o yasa doğrultusunda inisiye edilen varlıklar o yasanın somut örneği haline geliyorlardı. Tanrılar onların bu yasanın ta kendisi haline gelmelerini istiyorlardı. Böylece o yasa biyolojik ve genetik olarak onların çocuklarına aktarılabilirdi. Firavun yasasına göre inisiye olacak kral kraliçe bu inisiyasyondan önce tapınakta 40 günlük bir hazırlık dönemi geçirir ve bu sırada onun cinsel birleşmede bulunmasına izin verilmezdi. Cinsel birleşme ancak inisiyasyondan sonra Tanrı Kral veya Tanrı Kraliçe bir yıldızın 5 milyar yaşındaki ışığı tarafından inisiye edildikten sonra gerçekleşirdi. Ve onlar o ışıkta orada oturur, yasayı okur ve kağlarının ve bağlarının Firavun denen yasanın yönetimi altında olacağını beyan ederlerdi. Evet, Firavun bir kral değil, Sirius'un bir yasasıydı. Bunun İsa ve kuantum mekaniği ile ne ilgisi vardır? Tüm bunların sizinle ne ilgisi vardır? Şöyle bir ilgisi vardır. Basit bir abajuru ve elektrik lambasını düşünün. Eğer siz yanan bir lambanın üzerine 1000 delikli bir abajur koyarsanız, ondan yayılan her ışık hüzmesi, illüzyoni maddeciliğin geçici alanlarını tezahür ettirme yolunuz olur. Başka bir deyişle, 360 derecelik kuantum bir potansiyelden çıkan tek bir ışın, sizin ondan düşüncelik kararlar vereceğiniz bir ışık olacaktır. Ve bu foton enerjisi, ertesi günün olaylarını oluşturacak, gerçek maddeye dönüşecektir. O fotonlar, kişisel realiteyi yeniden oluşturacaktır. Evet, Firavun bir kişi değil bir yasadır. Firavun yasası, siz milyarlarca yıl yaşındaki belirli bir ışığın içinde oturduğunuzda, sizin ancak eğer o ışıkla ilişkiniz 5 milyar yıl öncesine dayanıyorsa bir firavun olabileceğinizi söyler. Ve o ışıkta sizin o yasayı anlayabilmeniz, o olabilmeniz ve ona teslim olabilmeniz gerekir. Bu yasa çok belirlidir ve o şöyle der. Firavun ölmek zorundadır. Firavun yasası içinde yaşayacak olan genetiğinin atalarına ölmelidir. O artık kendini bir ölümde olarak görmemeli, 5 milyar yıllık ölümsüzlük ışığını içmelidir. Ve o büyük bir abajurdan yayılan o ışık akımından tanrıların
tanrıların zihninin aleti olmaya yemin eder. O, duygusal bir inisiyasyon sonucunda tohumuyla Firavun yasasının sürekliliğini vaat eden yeni bir yaşam yaratır. Böylece iyi bir yönetim bir abajur ışığı yerine bir yıldız ışığından elde edilir ve böylece gözlemci odaklandığı o yıldız ışığı ile enerjiyi ve realiteyi yeniden şekillendirir. Bu çok güzel bir şeydir. Onlar size nasıl bir trajedi bırakmışlardır? Boş inançların onların tapınaklarını yıkmış ve onları mahvetmiş olması nasıl bir trajedidir? Çöl insanlarının o uygarlığa gelmiş olmaları ve asla orijinal bir halk olmadıkları halde öyleymiş gibi davranmaları nasıl bir trajedidir? Sizin elinizde kalan tek şeyin Mısır uygarlığının büyük, engin ve harika bilgilerinin iskeletleri olması nasıl bir trajedidir? Giza'nın büyük piramidi bir abajurdur. O cebirsel pi kavramını tam olarak tarif etse de bir abajurdur. İnisiyasyon odasının tavanında her bir taşın Sirius'un ışığını gözler önüne serecek şekilde yatay olarak hareket ettiğini hayal edin. Siz de kendi içinize yönelip o yıldızın güçlü ışığına açılan sihirli pencereyi bulabilirsiniz. Ve bu Tanrı'nın bize çok mükemmel bir biçimde söylediği şeydir. Sıfır noktası her ışık çerçevesi potansiyelidir. Bu ışıkla ilgili önemli bir kavramdır. Çünkü ona hangi açıdan ve hangi tutumla bakarsanız o sizin realiteniz haline gelir. Şimdi sizin başı kesilmiş bir piramit gibi görünen bir ışıkla oturduğunuzu anlamaya başlayabilirsiniz. Ve orada oturup o ışığın kendi firavun yasanızı nasıl aydınlattığını merak edebilirsiniz. Bu yasa der ki, bu açının ışığında siz her neyi görür, her neye bakar, her neyi okur ve her ne söylerseniz o firavunun yasası olacaktır. Ve ertesi gün bütün hayatınız o açıda ve o ışıkta oturan insanlar tarafından dönüşüme uğratılacaktır. Hayatınız o açıda izlediğiniz televizyon tarafından, o açıda okuduğunuz kitap tarafından, o açıda hayatınıza bakışınız tarafından dönüşüme uğratılacaktır. Ve o firavun yasası olacaktır. O der ki, siz bir ışığı ve bir düşünceyi derinlemesine düşündüğünüzde kendi çağınızın bir kahini olabilirsiniz. Çünkü siz cahil bir biçimde oturup firavun yasasıyla ve büyük piramide gelen ışıkla yaratacağınız olayları tam olarak kehanet edebilirsiniz. Şimdi kuantum mekaniğinin kutsal firavun yasası olduğunu anlıyor musunuz? 13'ler Konseyi ve İsa. Yahve hala kendi varlığı ile uyum içinde olarak en iyisini arzuladı ve insan özü için ve büyük bir özenle yaratılmış olan erkeğin ve kadının o değerli ve harika tanrıların özgürce var olabilmeleri ve yaratıcılıklarını tüm dünyada ve uluslararası bir barışa sahip olmak amacıyla kullanmaları için sürekli dua etti. O savaş meydanlarında dolaşarak sürekli dua etti. Tanrı Yahova ise kendi dağının üzerinde oturup yeryüzünü titretiyordu ve o kendisini değil ancak halkını yok edebildiği Yahve'yi hor görüyordu. 13'ler Konseyi durumu binlerce yıl boyunca izledi ve halkının kendisinden başka hiçbir tanrıya tapmasına izin vermeyen ve eğer bunu yaparlarsa onları cehennem ateşine atmakla tehdit eden Yahova'nın bunu yapmasına izin verdi. Böylece Yahova saltanat sürdü. En sonunda Yahve ve 13'ler Konseyi İd'in Pleiades'li barışçıl halkı ile ilişkiye geçerek onlarla tanrısal bir anlaşma yaptı. Böylece göklerden kimsenin onunla rekabet edemeyeceği müthişlikte büyük bir uzay gemisi geldi. O bir anda o kadar hızlı uçuyordu ki Yahova ve Filosu bile onu kontrol edemiyordu. Ve o gemiyle birlikte tüm tanrıların en bilgelerinden oluşan bir konsey de geldi. Onlar hep birlikte tüm ruhları ve tüm bilgileriyle dünyaya gelip onu değiştirecek bir varlığı formüle ettiler ve onu oluşturdular. Yahova, Filosu sayıca az olduğu için dayanamadı ve kaçtı. Bu varlıkların geldikleri gemi güneş gibi parlıyor ve çok hızlı hareket ediyordu. Böylece bazı insanlar Yahve ve onun konseyinin yaptığı şeyi
büyük bir varlığın gelip insanlığa zarar veren bir varlığın hakkından geleceği şeklinde bir kehaneti hissetmeye başladılar. Ve böylece Yusuf oğlu İsa dünyaya geldi. Göklerinizde parlayan en büyük yıldız, Betlehem yıldızı, onu getirmiş olan onun geldiği geminin ışığıydı. Bu ışık dünyanın değişik yerlerinden bilge insanları bu önemsiz, güzel, küçük ülkeye yönlendirdi ve onların büyük ve güzel bir olaya tanık olmalarını sağladı. Peki Yusuf oğlu İsa kim olacaktı? Aramice'yi zar zor konuşan ama kendi dilini çok iyi bilen yoksul bir varlık. Ama o gelecek ve insanların savaş ve düşmanlık düşüncelerini aşmalarına neden olacaktı. O insanları sevdi. Yehve'nin, İd'in ve Konsey'in sevgisi çözümdü. İsa ortaya çıktı ve düşmanlarını severek onları şaşırttı. Hatta onların ölülerini diriltti. Körlerinin gözlerini açtı. Samiriyelileri, Yahudileri ve tüm insanları aynı şekilde sevdi. Aslında bu birleştirici sevgi Yehova'nın ve onun halkının en muhtaç olduğu şeydi. Bu varlık İsa çok kısa bir zamanda sevgisi, yaşamı ve vaizliği ile hayatın akış yönünü ebediyen değiştirdi. Çünkü insan ruhunu ve özünü iyileştiren ve birleştiren sevgi asla unutulmaz. İsa bazen Yehve ve İd veya konseyin diğer üyeleriyle bir araya gelip onlara akıl danışıyordu ve onları gören takipçilerine bundan kimseye söz etmemelerini tembihliyordu. Onun buradaki hayatının sona ereceği zaman geldiğinde İsa olup biten her şeyden daha büyük bir zaferin var olduğunu, hayatın ölümden sonra da devam ettiğini göstermek için çarmıha gerilmesine izin verdi. Çarmıhta can çekişirken ise Yafa kapısı tarafında toplanmış olan tüm insanlara bakarak onlar için kaygılandı ve bu kaygısını ifade etti. Ancak o sırada acı çeken, bedeni ızdırap içinde olan oydu. Bu varlık başka kimsenin yapmayacağı olağanüstü bir şey yapmıştı. Çünkü o zaman savaş dışında kimse başkaları için canını vermezdi. Onlar savaşta da bunu yapmak zorunda oldukları için canlarını verirlerdi. İsa bunu yaptığında sevgi tüm insanlarda görülebilir hale geldi. Bu gerçekten tartışmalı bir konudur. Çünkü bugün bile bu olaya inanmayanlar vardır. Ama bu varlık gerçekten içinde bulunan sevgiyi tüm dünyaya aktardı. Ve Yehve ve 13'ler konseyi de tüm bu olaya katkıda bulundu. Bu olaydan bu yana daha birçok varlık o kardeşliğin bir parçası olmuştur. Ve onlar hala buradadırlar. Yehova bu dünyaya onu sevmeye ya da kurtarmaya gelmedi. O bu dünyaya insanlığa savaş açmaya geldi ve bunu yaptı. Bugün bu salonda oturan çoğunuz o olayların kurbanlarıydınız. Yehova kimdi? O büyük ve korkunç bir tanrıdır. Ama dehşet verici gücü asla insanın tevazusunu tatmamıştır. Çünkü o asla bir insan olmamıştır. İnsanlar onun kuklalarıydı. Ancak o bu insanları kontrol edemediğinde bu savunmasız insanlara acımasızca saldırıyordu. O her şeye sahipti ve bu yüzden istediği tek şey ona tapınılması ve hizmet edilmesiydi. Bakın, baba yani yüce olan bu varlığın da içinde bulunmaktadır. Yani o özünde kötü değildir. Kötülük aslında mevcut değildir. Yehova asla insan olmamış olan, insanlığın son derece acı verici korkusunu asla yaşamamış olan bir tanrıdır. O şimdi bu evrenin ötesinde yaşamaktadır ama geri dönecektir ve bu sizin galaksinizde bile şimdiden hissedilmektedir. Başka bir güç de onunla karşılaşmaya hazırlanmaktadır ve hepiniz göklerinizde bu karşılaşmaya tanık olacaksınız. Tanrı olmak, hepinizi hala uğraştıran bedensel zayıflığı aşmak ve ondan daha büyük bir varlık haline gelmektir. Bu büyük Tanrı, Yehova, sizin varlığınızın zayıflığını bilir ve sizi bu yüzden sevmez. O ve ordusu, insanın kalbindeki şefkati ve onun ruhen gerçekte ne olduğunu öğrenememiştir. Ama gelecek zamanda bu durumun üstesinden gelinecektir. Yehova asla bir insan olmadı. Öğrenci, sen Yehova'nın hiçbir bedende enkarne olmadığı için insanlığı anlamadığını söyledin.
Beni çok şaşırtan şey, senin söylediğin her şeyin gerçekten öyle olduğunu bilmem. Yani ben senin Yahova hakkında söylediğin her şeyin doğru olduğunu içsel olarak hissediyor ve biliyorum. Sadece onun bunu neden yaptığını anlamıyorum. Tanrı olduğunu ve istediği şeyi tezahür ettirme gücüne sahip olduğunu bilen bir varlık, neden o gücü kardeşlerini köleleştirmek için kullanır? Ramta, İnsanlar masum insanlara kendi gerçeklerini neden zorla kabul ettirmeye çalışırlar? İnsan bir tanrı olduğunu bilse de, o çok zeki olsa da, neden kendi gerçeğini onu benimsemeyen insanlara zorla kabul ettirmeye çalışır? O bunu neden yapar? Öğrenci, sanırım çoğu insan bunu kendisinin tanrı olduğunu bilmediği, daha büyük bir tanrının var olduğuna inandığı ve birilerinin o tanrı adına konuştuklarına inandığı için yapmaktadır. Böylece onlar, o varlıkların onlardan başkalarına söylemelerini istedikleri şeylerin gerçek olduğuna inanmakta ve onu başka insanlara zorla kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Çünkü onlar kendi gerçeklerini bilmemekte ya da kendi bilişlerini kabul etmemektedirler. Ramta, bu bir birey olarak onların değerini ima eder. Eğer onlar kitlelere kendi gerçeklerini kabul ettirebilirlerse, bu onların varlığına güç verir. Başka bir deyişle, bu onların kendilerine inanmalarını sağlar. Yahova'nın bir bedeni vardır, sevgili varlık. Ama o bir erkekten ve bir kadından doğmamış ve kendi soyunu oluşturmak üzere çiftleşmemiştir. O gerçekten Tanrı olan ama o anlayışa sahip olan bağımsız bir varlıktır. O bu savaş ve köleleştirme sürecinde güç kazanabilmek ve kendisine daha çok inanabilmek için insanlığı bir kukla gibi kullanmıştır. O bunun kötü bir şey olduğunu bilmez. O kötülüğü tüm insanlık için iyiyi ve kötüyü ayırmak amacıyla yaratmıştır. Ama o kötülüğü anlamaz. O sadece ne istediğini ve varlığında onu inanılır kılacak neye ihtiyacı olduğunu anlar. O yenilen ama yenildiğini idrak etmemiş olan bir savaşçıdır. Öğrenci, bu çok ilginç. Sen onun tekrar geleceğini söylediğinde ben aman tanrım bu iş tekrar başlıyor gibi bir duygu hissettim. Ama aynı zamanda ona karşı bir acıma da hissettim. Çünkü onun bu zamanda neyle karşılaşacağının, burada onu seven, olduğu gibi olmasına izin veren ama artık onun tarafından kontrol edilemeyecek bir grup insanla karşılaşacağının farkında olduğunu düşünmüyorum. Ramta, Yahova'nın bildiği bir şey vardır. O, insanın bilincine aşılanan şeyin bir realite olduğunu, onun realiteyi yarattığını bilir. Malina gezegeninde tanrılar ışık ile yaratırlarken, o zaman bile diğerlerinin yarattıklarından daha büyük bir şey yaratmayı içeren bir rekabetçilik doğmuş ve böylece ilk bölünme meydana gelmişti. Bu rekabet öyle kızışmıştı ki sonunda tüm gezegen paramparça olmuştu. Yahova düşüncenin tezahür ettirme gücünü bilir. Yani onlar bu gücü çok uzun zaman önce kullanmışlardır. O ayrıca insanın ruhuna bir idealin nasıl aşılanacağını da bilir. Siz bir insana bir şey söylediğinizde eğer o buna inanırsa onu yaratacaktır. Yahova bunu anlar. Ancak onun planlamamış olduğu şey insanlığın bir sınırsızlığa erişebilmesi ve onu olduğu gibi kabul ederek onun olduğu gibi olmasına izin vererek ondan daha büyük olabilmesidir. Bu dünyaya getirilmiş olan budur. Yahve ve İd'in tüm soylarına aşılamış oldukları şey budur. Yahova ilerleme kaydetmemiştir. Çünkü o bu bilinci özümsememiştir. O bilincini durağanlaştırmıştır. O ilkel ama çok güçlü bir varlıktır. Adeta küçük bir çocuktur. Eğer siz kelebeklerin kanatlarını sırf onların artık uçamadıklarını, çaresizce yürümeye çalıştıklarını görmek için koparan, ona zarar verdiğini fark etmeyen bir çocuğa böyle büyük bir gücü verirseniz, o sizin dünyanızı yok edecektir. Yahova bir çocuk gibidir. O sadece tek bir şeyi yapmayı amaçlamaktadır. Ve bu, Yahve ve İd ile rekabet ederek kendi değerine inanmaktır. Onun henüz hiç uğraşmadığı başka tanrılar, başka büyük varlıklar vardır. Ceza Tanrısı ve Sevgi. Ahit sandığı Yahova dışında kimse tarafından bulunamayacaktır. Ama
O onun da işine yaramayacaktır. Çünkü o artık çalışmayacaktır. Siz tüm bunların bir daha insanın özüne empoze edilemeyeceği bir zaman değişimine, ışık değişimine ve bilinç değişimine doğru ilerliyorsunuz. Sevgili varlıklar, siz cinsel birleşme yoluyla dünyaya geldiniz ve tekamül ettiniz. Özünüz, insanlığın dışında hiçbir varoluş olmadığını düşünerek sürekli olarak kendini alçalttı. Sizin bunu yapmanıza sevgiden dolayı izin verildi. Görünmeyen yerlerde sizin büyüklüğünüzü idrak etmeniz için sessizce çalışan varlıklar sizin bunu yapmanıza izin verdiler. Çünkü sizler onlara ve bana benzeyen asil varlıklarsınız. Siz buraya geldiğinizde benim size öğrettiğim şey içinizdeki o ateşi bilmek, onu sevmek, ona değer vermek, bedenin zayıflığını aşmak, içinizdeki ebedi ışığın gücünü hissetmekti. Herhangi biriniz bunu nasıl anlayabilirdiniz? Çünkü çoğunuz geleneğinizde var olan bu Tanrı'ya, Yehova'ya tapmışsınızdır. Ama bir yanınız bu Tanrı'yı sorgulamıştır. Çünkü daima sevici ve verici olması gereken bir varlık nasıl olur da bu kadar nefret dolu olabilir? Bu kadar korkuya neden olabilir? Ve o halkları yok edebilirdi. Bir zamanlar içinde tropikal balıkların bulunduğu güzel ve temiz bir denizin kıyısında yer alan bir kent vardı. Bu kentin insanları kendi hallerinde yaşayan çok yaratıcı varlıklardı. Onlar Yehova'nın yasalarına boyun eğmiyorlardı ve Yehova büyük gemilerinden peş peşe yaptığı saldırılarla bu kenti haritadan sildi ve bu insanları yok etti. Bugün bu krallığın kalıntılarını bile göremezsiniz. Bu krallığın kıyısında yer aldığı deniz şimdi ölüdür ve onun içinde hiçbir canlı yaşamaz. Çünkü Yehova kendisine tapınılmasını o kadar çok istiyordu ki bunu yapmayan bir halkın kentini yok etmişti. Yehova geri dönmektedir. Bu haber sizi çok öfkelendirebilir ama bu böyledir. Eğer burada saf mantığı ve sevgi bilişini uygularsanız, değişmiş egonuza rağmen çözümü göreceksiniz. Bu varlık geri dönmektedir ve Yehve ve onun tüm büyük öğretmenleri bir araya toplanmaktadır. Ve çekişme içinde yaşayan sizlere şimdi bile öğretilen şey bu sevgidir. Tanık olacağınız sonraki büyük savaş bu dünyada vuku bulmayacaktır. Bu savaş bu dünyanın üzerinde göklerde meydana gelecektir. Daha önce Pleiades'te yapılan böyle bir savaş sizin gezegenlerinizden birini yok etmişti. Yani o savaş güneş sisteminize bu kadar yaklaşmıştı. Bir gün gökyüzüne baktığınızda orada sürekli bir ışık göreceksiniz. O zaman bu dünyada hiç karanlık olmayacak ve siz yıldızların nereye gittiğini merak edeceksiniz. Güneş gökyüzünde güçlükle tanımlanabilen bir nokta olacak. Çünkü dehşet verici bir biçimde kullanılan ışık tüm uzayı aydınlatacak. Ben bunu kalbinize korku salmak için söylemiyorum ve söylediklerime inanmayanlar söylenenlerden korktukları için ona inanmamayı daha kolay bulacaklardır. Ama size hemen bu savaşta asla yanmayacağınızı ve yok olmayacağınızı söyleyeceğim. Zaten Yehova'nın öğrenmediği bir biçimde sizin özünüz ölümsüzdür, ebedidir. Bedenin yok olması onun içinde bulunan özü asla etkilemez. O öz sizden asla alınamaz. Siz göklerde görülecek olan bu büyük ışığın, parlak alevlerin ne olduğunu merak edeceksiniz. Bazıları güneşin söneceği ile ilgili kehanetin gerçekleştiğini söyleyecekler. Çünkü güneş son günlerinde parlak bir biçimde yanacak. Hayır, onların görmekte oldukları bu olmayacak. Onların gördükleri birbirleriyle savaşan büyük gemilerin güneşin ışığını gölgede bırakan ışıkları olacak. Çünkü onların ışığı düşünceden kaynaklanır. Ve siz burada aptalca bir merakla oturacaksınız. Bu olanlar, sevgili varlıklar, sizin sevilmenizden ve korunmanızdan kaynaklanıyor olacak. Yehova, Yehve ve It arasındaki bu son mücadele bir denge noktasına ulaşacak. Peki size ne olacak? Siz o sırada yeni bir zamana geçmiş olacaksınız. Çünkü siz böyle kurtulacaksınız. O zaman zorbaların, tiranların yok oldukları, tüm insanların tekrar birleştikleri
düşüncenin ve ışık prensibinin harikalarının sergilendiği bir ütopya, yani babanın alemi ortaya çıkacak. Tanrı Yahova, Yehve ve İd ve bu harikalığa ulaşmak için çalışan tüm varlıklar, baba denilen yaşam kuvveti tarafından yönetilir. Yahova tüm tanrı değildir. O tüm tanrının en yüksek noktası değildir. Ama o da tanrıdır. Yehve de öyle değildir. Ama o da tanrıdır. İd de öyle değildir. Ama o da tanrıdır. Siz de öyle değilsiniz. Ama siz de tanrısınız. Baba hiçbir şeyin, kendi yaratımının bile yok edemeyeceği yüce yaşamdır. Ve bu yaşam sonsuza dek devam edecektir. Umut, sevgi ve dingin güzellik nehri olan bu Tanrı'yı kim sever? Siz. Tanrı bu harika histir. O hayattan harika bir zevk almaktır. Ve Tanrı sizi eşit derecede sever. Ve her şey pay edildiğinde Yahova'nın kabulleneceği gerçek şu olacaktır. Yaşam sonsuzdur ve onu yok etmeye çalışan varlık sonunda sürüp giden bir savaşın mahpusu olur. Kölelik ve korkudan sevgiye yeni bir gökyüzü ve yeni bir dünya. Kutsal kitapta yer alan olaylar çoğunlukla farklı perspektiflerden görülmüş olan olaylardır ve bir ego, bir varlık onları görüldüğü gibi kaydetmiştir. Varlığınıza korku aşılayan bir tanrıya tapmak ibadet değildir. O mahpusluktur. İnsanları ayıran, onlar arasında ayrım yapan bir tanrıya tapmak ibadet ve sevgi değil, hor görme disiplinidir. Sizin okumuş olduğunuz şey tek taraflı yazılmış olan bir tarihtir ve burada işitmiş olduğunuz şey geçmişin ve geleceğin tarafsız bir gözle anlatımıdır. Gerçekleşecek olan kehanet sizsiniz. Kuzey yıldızının ötesinden Pleiades denilen bir sistemden gelen tanrısal kardeşlerinizin halkı sizsiniz. Onlar barış içinde yaşarlar. Bağnaz değildirler. Hiçbir şeyden korkmazlar. Hayatı ve tüm insanlığı eşitlik içinde keşfetme serüvenini severler. Kuzey yıldızına baktığınızda ona bir zamanlar yuvanızın onun ötesinde olduğunu bilerek bakın. Paskalya adasındaki hepsi gökyüzüne bakan dev heykeller, kendi halkının geri dönmesini beklemektedir. O geri dönecek olan sizin kardeşlerinizdir. Onlar Yehova'yı yendiler ve ışığın berraklığı içinde büyük bir barışı yaşamaktadırlar. Onlar sizin gözlerinizin önünde görünmez hale gelebilirler ve varlıklarından güzel çiçek kokuları yayılır. Onlar tekrar gelmektedirler. Siz onları bu yıl göklerinizde ışık olarak görmeye başlayacaksınız. Onlar gelecek olanın farkındadırlar. Onlar bu dünyada insanların sokaklarda birbirleriyle ağız kavgası ettiklerinin, tartıştıklarının, dedikodu yaptıklarının, birbirlerinden korktuklarının, nefret ettiklerinin ve birbirlerini hor gördüklerinin farkındadırlar. Onlar derinliğini kendilerinin bile kavrayamadıkları bir bilinç içinde yaşarlar ve onlar geri dönmektedirler. Eğer her şey burada bu öğrenim tutumu içinde iyi giderse, onlar ileride sizinle haşır neşir olacaklar. Onlar sizinle birlikte yaşayacak ve sizin kendilerininki gibi bir dünyaya sahip olmanıza yardım edecekler. Ben buraya sizi sevgiyle yüceltmek, varlığınızdaki kusursuzluğu görmenize, tekrar muktedir olmanıza, göklerde özgür bir varlık, özgür bir öz olarak yaşamanıza ve dolaşmanıza yardım etmek için geri döndüm. Size verdiğim bilgi, geçmişte İsa'nın insanlara verdiği bilgi gibi tartışmaya yol açacaktır. Ve size aydınlanma yolunda ne kadar ilerlediğinizi, sınırlılığa hala ne kadar inandığınızı, sevgiyi ne kadar çok anladığınızı görmeniz için çok önceden planlanmış testler sunulmaktadır. Bu testlerle kendi varlığınıza bakın ve kendinizi sevmeyi ne kadar çok öğrenmiş olduğunuzu fark edin. Çünkü bir insan olarak kendinizi en çok seven yine siz olabilirsiniz. Siz sunduğunuz seçeneklerden ötürü değil, olduğunuz şeyden, kimliğinizden ötürü seviliyorsunuz. Bunu unutmayın. O testler karşısında ne hissettiğinize dikkat edin ve sonra kendinize bakın ve bu öğretilerin sağır kulaklarınıza ve kapalı ruhunuza ne kadar erişmiş olduğunu görün. Eğer tüm bu anlayışla kulaklarınız işitir hale gelmişse,
ruhunuz açılmışsa bu harika bir şeydir. Bu da büyük bir test olacaktır. Ama bu test ancak mantığınızın onun olmasına izin vereceği ölçüde güçlü olabilir. Bugün size söylediğim aynı şeyi görmek için yapmanız gereken tüm şey göklerinize ve tarihinize, Tanrı ile ilgili inançlara ve yargılara bakmaktır. Ve gelecek büyük zamanda büyük ışıklar gökyüzünü aydınlattığında ve ışık farklı bir etken haline geldiğinde, gece ve yıldızlar artık görülemez olduğunda size bugün söylediklerimi hatırlayacak ve biliminizin, siyasetinizin ve toplumunuzun bilmediği bu şeyleri size kimin açıkladığını göreceksiniz. Gelecek yıllarda çok sayıda testle karşılaşacaksınız. Çünkü bilinç değişmekte ve insanların kalplerinde bir savaş sürüp gitmektedir. Ve bu sınavlar gittikçe büyüyecektir. Çünkü sizin kendinizi ne kadar sevdiğiniz ve kabul ettiğiniz sınanacaktır. Siz kendinizi ne kadar çok seviyorsunuz? Siz başkalarını, Amerikalıları, Rusları, Almanları, Hintlileri, Mısırlıları ve Yahudileri seviyor musunuz? Sizin sevginizin sınırları ve dereceleri nedir? O ne kadar sınırsızdır? Sizin şefkat ve anlayış kapasiteniz nedir? Ona ne kadar çok sahipsiniz? Tüm bunları yakında anlayacağım. Siz ne kadar büyük ve asil bir varlığa sahipsiniz? Hiçbir altın, gümüş, para varlığınızın güzelliğine bir katkıda bulunamaz. Çünkü asil erdem denilen o zenginlik sizin içinizde bulunur. Beni bile yargılayan sizlerin yargısı ne kadar derin? Öyleyse tekrar sorun. Beni kim seviyor? Çünkü herkesi yargılayarak kendimden uzaklaştırdım. Benim içimdeki değeri kim bulacak? Ben herkesi kendimden uzaklaştıran sefil bir varlık mıyım? Sizin yargınız ne kadar büyüktür? Tanrı Yahova bu dünyada başka herhangi bir tanrının yapmış olduğundan daha büyük ölçekte bir savaşı, güvensizliği, yargıyı insanlara aşıladı. Sizler bugün bile bunların kurbanlarısınız. Sizin kaç kiliseniz, kaç mezhebiniz vardır ve her biri diğerini küçümser, hakir görür ve her biri kendince bir ilahi plana sahiptir ve diğerini hor görür. Bu bir sonuçtur. İsa size ne demişti? Ben kehaneti gerçekleştirmeye geldim ve ben benim içimde yaşayan baba olmadan bir hiçim. O doğruyu söylüyordu. O, siz bana değil, benim ve sizin içinizde bulunana tapmalısınız demişti. Bir insan bunu daha basit nasıl söyleyebilirdi? Kutsal kitabınız insanları sevmeye gelmiş olan bu varlıkla ilgili yargılarda bulunur. Ama onda farklı olan neydi? O düşmanını da seviyordu. Düşmanları ise onu sevmiyorlardı. Bunu söylüyorum çünkü siz boş inançlara, güvensizliğe, korkuya, nefrete ve savaşa gömülmüşsünüz. Bu konuşmanızdan bellidir. Ben bu geçmişin nedenini ve sonuçlarını bilmenizi istiyorum. Siz gerçeksiz olduğunuzda benim alemime gelip benimle birlikte yürüyebilirsiniz. Siz gerçekten sevdiğinizde benim nasıl sevdiğimi bilebilirsiniz. Maskeyi indirdiğinizde benim gördüğüm şeyi görebilirsiniz. O zaman benim sahip olduğum yüceliği kazanabilirsiniz. Ama gerçekten sevebilene ve bedensel zayıflığınızın ötesinde bir kuvvet kazanana, varlığınızın gerçeğinin ortaya çıkıp güvensizliği, yargıyı, açgözlülüğü, kıskançlığı ve şiddeti yenmesine izin verene dek bunu yapamazsınız. Ancak o zaman özünüzün saf erdemi ortaya çıkabilir, auranız saflaşabilir ve böylece hiç duymadığınız şeylerin bulunduğu, en büyük ödülün Tanrı denen benlikte yer alan öz olduğu, ütopik katlara yükselebilirsiniz. Bir gün benim bulunduğum yere gelecek ve belki orada yapılan bir toplantıya katılacaksınız. Ama böyle bir toplantıya ancak benim gibi olduğunuzda, deneyimlediğiniz şeye izin verecek kadar sevebildiğinizde ve sevginin basitliğini idrak ettiğinizde katılabilirsiniz. O günü dört gözle bekleyin. Siz bu dünyadan ayrıldığınızda ben orada sizi bekliyor olacağım. Sizi ruhen elinizden tutup daha çok şey öğrenebileceğiniz harika yerlere götüreceğim. Ve orada hayatta yaşanan aptallığı, önemli sandığınız çok şeyin aslında önemsiz olduğunu görmenizi sağlayacağım. Belki o anlarda benim kim olduğumu gördüğünüzde, bu dünyaya geri döndüğünüzde,
büyük bir sevgi, şefkat ve tevazuya sahip bilge bir insan olarak döneceksiniz. Size söz veriyorum ki son nefesinizi verdiğinizde hiç korkmayacaksınız. Siz benim alemime geçeceksiniz ve ben orada size öğretmeye devam edeceğim. Evet, Tanrı Yehova geri dönüyor ama siz bir daha onun kurbanı olmayacaksınız. Bu kesindir. Ama söylediklerimi uygulamanız bu yolculuğa ve bu hayata değer. O zaman benim alemime gelebilir ve orada bulunan şeyi eşit biçimde paylaşabilirsiniz. Belki dua ederken ya da meditasyon yaparken dünyanızı dengede tutmuş olan değerli tanrılar Yehve ve İdi ve ismini bilmediğiniz diğer varlıkları düşünebilirsiniz. Sonra kuzey yıldızının ötesinden Pleiades'ten gelen kardeşlerinizi düşünebilir ve sizin gerçekten kardeşleriniz olan o varlıkları ruhen hissedebilirsiniz. Ve onları hepinizin erişeceği bir ideal olarak hatırlayabilirsiniz. Öyleyse ben kimim? Ben sizin takipçim olmanızı veya bana itaat etmenizi isteyen bir varlık değilim. Ben sadece sizi seven bir varlığım. Ben sizi size başka kimsenin öğretmeyeceği şeyleri öğretecek kadar seven bir varlığım. Sevgi gerçekten deneyimlenmedikçe sadece bir sözcük olarak anlamsızdır. Tanrı sözcüğü deneyimi değil, sadece görüntüyü bekleyen kalabalıkların karşısında konuşan bir öğretmen tarafından söylendiğinde ne anlama gelir ki? İnsan Tanrı olarak yaşamanın ne olduğunu anlayacak erdeme sahip olmadıkça Tanrı sözcüğünün anlamı nedir ki? Peki benlik nedir? Burada kim, başka herkesin görüşü ve ideali, o benliği empoze etmeden benliğini bilir? Ben size yapmayı öğreten bir öğretmenim. Ben yaşam üstadıyım. Ben rüzgarın tanrısıyım. Ama ben sizinle ancak eşitlerim olarak konuşabilirim ve daima da böyle yapacağım. Tanrı olduğunuzu nasıl bilirsiniz? Size bozulmamış bir öğreti sunulmuştur. İyi bildiğiniz gibi kimsenin içine girip tanımlayamayacağı bir yer vardır ve o sözsüz bir öğretidir. Ve bu öğretinin gerçekleşeceği uzun bir zaman önce kehanet edilmiştir. O sizi yönlendirdiğim ama sizi bizzat sokamayacağım bir yerdir. Bir yere tam donanımlı olarak girmesi ve size öğrettiğim şeyi uygulaması gereken sizsiniz. Siz neyi yeneceksiniz? Siz imajı yeneceksiniz, kişiliği yeneceksiniz, yapay benliği yeneceksiniz. Ben size her şeyi öğrettim ve sizi bir noktaya getirdim ve şimdi size diyorum ki sizi çok seviyorum. Uzun zamandır sizinle birlikte oldum ama en sonunda sizi benim giremeyeceğim, sadece sizin girebileceğiniz bir yere getirdim. Dinliyor musunuz? Bu şu anlama gelir. Ben size her şeyi öğrettim ama ben siz olamam çünkü siz de bir tanrısınız. Eğer siz bir tanrı olmasaydınız, o zaman Yehova asla savaşmak zorunda olmazdı. O dünyayı bir savaş gezegeni olarak kullanarak kız kardeşi ve kuzenleriyle yaptığı savaşları yapmak zorunda olmazdı. Söylediklerimi anlamak için beyninizin daha büyük bir bölümünü kullanmanızı istiyorum. Siz tanrı olduğunuzu nasıl bilirsiniz? Çünkü eğer öyle olmasaydı, tanrılar panteonuna hakim olmak isteyen Yehova'nın diğer tanrılarla savaşması gerekmezdi. Eğer geriye kalan varlıklar gerçekten tanrı olmasalardı, Yehova onlara boyun eğdirmekte hiç zorlanmazdı, öyle değil mi? Onlar onun için kuklalar gibi olurlardı. Yehova'nın onlarla savaşmasının nedeni, onların onunla eşit güce ve tanrısallığa sahip olmalarıydı. Eğer Yehova tanrı idiyse ve sizler biyolojik bir kazadan daha fazla bir şey değil idiyseniz, Yehova sizi kendisinin bir uzantısı olarak istediği gibi manipüle etmekte hiç sorun yaşamazdı. O zaman onun yapması gereken tek şey siz olmayı arzulamaktı ve böylece siz olabilirdi. Siz tanrı olduğunuzu nasıl bilirsiniz? Çünkü Yehova'nın tanrı olduğunu bilmeyen, ona tapan ve güç veren ve onlara ne yapacaklarını söylemesine izin veren tanrılardan oluşan bir ulusa ihtiyacı vardı. Gördüğünüz gibi siz tanrı olduğunuzu bilirsiniz. Çünkü geçmişte siz tanrılar tarafından manipüle edilmiş, kurnazca yönlendirilmişsinizdir.
Eğer siz Tanrı olmasaydınız, bu manipülasyona hiç ihtiyaç olmazdı. Bunu anlıyor musunuz? O zaman gerçekten bir tarih olmazdı. Çünkü tarih eşitlerin savaşı değil midir? Ve eşit olmayanlar hala eşitlerdir. Ve eşit olmayanları kendi taraflarında olmaya ikna etmek, bunu bilenlerin işidir. Herkes bir tanrıdır. Eğer öyle olmasaydı, siz bir tarihe sahip olmazdınız. Bunu anlıyor musunuz? Eğer sahip olduğunuz yüce zeka düzeyinden bakarsanız, bunun böyle olduğunu anlayabilirsiniz. Evet, siz daima bir tanrı oldunuz. O alemde güçlü olanın egemenliği, bir tanrının diğer pek çok tanrıyı kendisinin tek tanrı olduğuna ve onların, yani takipçilerinin ona tapmaları ve onun buyruklarını yerine getirmeleri gerektiğine ikna edebilmesine dayanıyordu. Eğer kutsal kitapta sözü edilen tanrı gerçekten tanrı olsaydı, o kendisine tapınılmasına ihtiyaç duymazdı. İşte çarpıcı nokta budur ve gerçekten zeki olan bir kişi bu olguyu bu perspektiften düşünecektir. Yani sizin gerçekten değerli bir mal olduğunuz aşikardır. Sizi bu kadar değerli kılan nedir? Evet, siz kısa bir ömür içinde çiftleşip sonraki nesli dünyaya getirebilirsiniz. Ama bunu amipler de yapabilir. Yahova'nın neden amiplerden oluşan bir ordusu yoktu? O neden sizleri seçmişti? Çünkü siz genetik bir kişiliğe özgür irade vermiş olan bir tanrısınız. O kişilik her neye inanırsa tanrı onu gerçekleştirir. Eğer sadece tek bir tanrı olsaydı ve o Yehova olsaydı, tarih diye bir şey olmazdı, olamazdı. Ve o kadar büyük olan bir tanrı, bir amipler neslini yönetmeye, böyle bir zafere dayanan bir tarih yaratmaya asla ihtiyaç duymazdı. Yehova'yı büyük kılan neydi? Bu dünyada enkarne olan tanrılardan oluşan bir orduyu yönlendirmek ve onlara kendisini tek tanrı olarak göstererek onların gücünü ele geçirmek. Böylece o bu orduyla diğer ulusların üzerine yürüyerek onları katletti. Bu böyle oldu. Musa'nın yasası Yehova idi. Yahudi ulusunun tanrısı savaşsever, acımasız, dar görüşlü, ön yargılı ve güvensiz bir tanrıdır. Eğer bunu hala göremiyorsanız, o zaman hala aptalsınız demektir. Siz her gün etrafta dolanıp arkadaşlarınıza o gün yıkanırken 2 milyon mikrobu temizlediğinizi söylemezsiniz. Benim size söylemeye çalıştığım şey şudur. Eğer siz tanrısal olmasaydınız, Yahova'nın size hükmetmekle övüneceği bir şey olmazdı. Bu, üzerinde birkaç gün düşünmenize değecek bir bildirimdir. Eğer siz buna layık olmasaydınız, tanrılar birbirleriyle asla çekişmezlerdi. Sizin değeriniz, tanrısallığınız idi ve o ister Tevrat'ta, ister Yeni Ahit'te veya diğer dini öğretilerde yer alıyor olsun. Geçmişin bu mirası lanetlidir. Çünkü bu öğretiler, Tanrı adına insanları nesiller boyunca köleleştirmeye devam etmek için verilmiştir. İşte bu yüzden büyük bir gözdağının verilmesi gerekmektedir. Bu sözlerim sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne kadar önemli olduğunuzu göstermek için size başka hangi kanıtı sunabilirim? Siz ne kadar önemlisiniz ki her kilise, her mezhep sizi kurtarmak ister? Onlar sizi neyden kurtarmak istemektedirler? Tanrı her şeydir. Sizin ondan kurtulmanız gereken bir şey yoktur. Çünkü eğer siz beni kurtarmaya çalışıyorsanız, beni Tanrı'nın hayatından kurtarmaya çalışıyorsunuzdur. Ve beni kurtarıp nereye atacaksınız? Bir dogma hapishanesine. Sizin Tanrı olduğunuzun bir doğrulaması şudur. Eğer Yehova gerçekten Tanrı olsaydı, tarihin yazılmasına hiç ihtiyaç olmazdı. Tarih sadece Tanrıların gücü zorla kontrol altına alınmış, onlara boyun eğdirilmiş olduğu için yazılmıştır. Bunu hatırlayın. Kilise, siyaset, anaerkil ve ataerkil toplumlar sizi birbirinizden ayrı tutsalar da siz temelde ne erkek ne de kadınsınız. Benim zamanımda bu böyle değildi. Şimdi benim o zamanlar diktatörlükten, zorbalıktan neden nefret ettiğimi anlıyorsunuz. Bu 35 bin yıl önceydi. Benim büyük bir ordum vardı ve dünya çok farklı görünüyordu. Ve ben kimlerin gerçek bir ırk olduğunu, kimlerin olmadığını biliyorum. Tanrı'nın ne olduğunu
ve efsanenin ne olduğunu biliyorum. Utancın ne olduğunu ve yalanların neler olduğunu biliyorum. Ve bugün dünyanın karın ağrısına neyin neden olduğunu biliyorum. Ben size aslında insan olmadığınızı söylemek için buradayım. Siz tanrısınız ve insanlığınız sizin giysinizdir. Siz erkek ya da kadın değilsiniz. O sizin giymiş olduğunuz bir giysidir. Kaderinizi bir erkek veya kadın olarak değil, dürüst, ahlaklı ve sınırsız bir varlık olarak seçin. Eğer onu böyle seçerseniz asla ön yargılı olmazsınız. Ön yargılı olmadığınızda sevgiyi bileceksiniz. Eğer içinizde ön yargı bulunursa ebedi sevgiyi asla bilmeyeceksiniz. Eğer içinizde geçmişin pişmanlığı varsa sevgiyi asla bilmeyeceksiniz. Siz sadece geçmişin acısının şefkatli bir dokunuşla yok edilmesini arzulayacak, o arzuyu bileceksiniz. Eğer içinizde şefkat yoksa, o zaman sürekli acı verici bir hayat yaratmak zorunda olacaksınız ki, şefkat sonunda size dokunsun ve sizi kurtarsın. Burada herkes ızdırap çeker. Çünkü onlar kurtarılmak isterler. Çünkü kurtarılmak alışkanlıklarla ilgilidir. Kurtarılabilir insanlar olmayın. Kendiniz için üzülmeyin. Yaşadıklarınız için annenizi, babanızı ve kardeşlerinizi suçlamayın. Onları sevin ve bağışlayın. Bunu nasıl yaparsınız? Kendinizi bağışlayarak. Onlar hiçbir yanlış yapmamışlardır. Bunu anlamamış olan sizsinizdir. Sevginin bir açıklamaya ihtiyacı yoktur. Onun sadece berraklığa ihtiyacı vardır. Bir kurban olmayın. Geçmişinizin bir kurbanı olmayın. Yahudiler ızdırap çekmeyi severler. Onları zengin kılan da budur. Ben ünlü kişilerin bugünkü servetlerini aklamak için geçmişte hayatlarının ne kadar acınası olduğu ile ilgili öyküler anlatmalarından hoşlanmam. Bazen benim seminerlerime de böyle insanlar gelirler ve o zaman ben onlara bakıp onlara ne zaman doğru sözü söyleyeceğimi ve iki yüzlülüklerini görmeleri için onlara ne zaman bir ders göndereceğimi düşünürüm. Zengin olmakta yanlış bir şey yoktur. Eğer siz Tanrı iseniz, o zaman sizin sahip olduğunuz tek yoksunluk o olmamaktır. Tek kurban odur ve bu konuda sonuçta sadece kendinizi suçlayabilirsiniz. Siz Tanrı olabilecek beyne ve genetiğe sahipsiniz. Eğer o olamıyorsanız sadece kendinizi suçlayabilirsiniz. Zengin olmak hiçbir şeydir. O kolaydır. Yoksulluk kullanışlıdır. Yoksulluk kültür, monarşi, hükümetler ve Hindistan'ın kas sistemiyle ilgilidir. Ben bunların hiçbirinden hoşlanmam. Hiçbir zaman da hoşlanmadım. Siz Tanrı olduğunuz için hiç yoktan para yaratabilirsiniz. Ve o gerçekten hiç yoktan gelir. Birileri ona sahip olmayı hayal etmedikçe onların hiçbir değeri yoktur. İşte bu yüzden para hiç yoktan tezahür eder. Bu yüzden hayal kurmaktan korkmayın. Sizin korkacağınız bir şey yoktur. Siz cehennemde yanmayacaksınız. Ben cehennemi çok akıllı olmak ama cehalet tarafından sindirilmek olarak görüyorum. Ben bunun cehennem olduğunu düşünüyorum. Ben asla böyle yaşamadım. Deha asla vasatlık tarafından sindirilmemelidir. Bakın, ben sizin ne kadar üzgün, ne kadar umutsuz ve ne kadar dürüst göründüğünüzü umursamam. Ama sizin bu bilinçsizlikle ölecek olmanızı umursarım. Gerçek ölmez ama aldatma, ikiyüzlülük, yalanlar ve insanın en büyük yeteneğini yaşayamaması çürüme ve ölümdür. Bu yüzden sağlık sizin ne yediğiniz değildir. Güzellik sizin nasıl göründüğünüz değildir. O sizin ne olduğunuzdur. Bana bakın, ben bu bedenden çok daha uzun boyluyum ve farklı bir deri rengine sahibim. Ama birçoğunuz beni görmeden seversiniz. Ben tıpkı özün, fiziksel dünyayı bir arada tutan, görünmez kuvvet olması gibi, güzelliğin de görünmez olduğunu kanıtladım. Öyleyse siz ne yapmalısınız? Siz Tanrı'yı yeniden tanımlamalı ve bunun için büyük bir çaba göstermelisiniz. İnsanlar kendileri dışında bir yargı, dehşet, korku tanrısına, bir cehennem ve ceza tanrısına sahip olmaktan hoşlanırlar. Çünkü onlar hayatlarında işler kötüye gittiğinde daima Tanrı'yı suçlayabilirler. Çünkü Tanrı onları öyle yaratmıştır. Tanrısallıktan ayrı olmak rahat bir durumdur. Ama bunun için nasıl bir bedel ödersiniz? Siz kendinizi tanrısallığınızdan ayırdığınızda
Bunun bedelini hayatınızla ödersiniz. En büyük dua, en büyük armağan ve tüm bu öğrencilerin 20 yıldır öğrendikleri tüm bilgi, insanın kendi hayatının, hayatta yaptığı seçimlerin sorumluluğunu üstlenmesi ve başka kimseyi suçlamaması ile ilgilidir. Bu katı bir disiplini ve sürekli gerçeği söylemeyi gerektirir. Ama bunun yararı ne olur? Gücünüzü geri almanız. Siz bu süreçte acı çekebilir, sürekli hatalarınızı kabul etmek zorunda kalabilirsiniz. Ama bu dünyada sizi sizden daha çok bağışlayabilecek, sevebilecek ve sizin için mutlu olabilecek hiç kimse yoktur. Ve o kafanızın arkasında yer alan ve sizin ne kadar büyük ve yüce bir varlık olduğunuzu bilmenizi bekleyen küçük bir sestir. Bunu yaptığınızda ve kendi eylemlerinizi, kendi suçlarınızı kabul ettiğinizde, kendi hayatınızı da kabul eder ve geçmişte başarısızlığın cezasından kaçabilmek için kendiniz dışında herkesi suçlamış olduğunuzu ve bu bataklığı böyle yaratmış olduğunuzu görebilirsiniz. Siz kendinizi suçlamalısınız. Yani yaptıklarınızın sorumluluğunu üstlenmelisiniz. Çünkü o zaman eyleminizin bilgeliğini de hak edersiniz. Ve eylemin bilgeliğini hak ettiğinizde onun tüm gücünü geri kazanırsınız. Ve sevinç içinizden coşkun bir nehir gibi akar. Tanrı'yı korkunç bir yaratık olarak değil, yaşam verici kaynak olarak tanımlamalısınız. Ve bu süreçte güzel beyniniz ve bedeninizin her hücresindeki DNA'nız sizi muktedir kılabilir. Siz sizi yüceltebilecek kaynaklara sahipsiniz. Ancak neden öyle olmadığınızı ele almanız ve buna Tanrı ile başlamanız gerekir. Tanrı'yı tekrar ait olduğu yere kendi içinize koymanız gerekir. Bu acı verici bir süreçtir. Çünkü bu yolculuk boyunca sizin eylemlerinizden sorumlu olmanız gerekir. Ama bu sizi ne yapar? Daha yaşlı ve daha bilge yapar. Ben daha yaşlı derken yüz binlerce yıl daha yaşlı olmaktan söz ediyorum. Siz daha yaşlı, daha bilge ve güçlü olursunuz. Ama gücünüzü böldüğünüz sürece asla yeterince güce sahip olamazsınız. Kendinizi iyileştirebilecek, başkalarının hayatlarını etkileyebilecek, iyi ve büyük işler yapabilecek güce asla sahip olamazsınız. Çünkü siz kendi yarattığınız bencil ızdırabınıza sarınıp sarmalanmışsınızdır. Sorumluluk üstlenmek, kendinizden başka kimseyi suçlamamaktır. Ve Tanrı'yı bilmek işte bu yüzden kibir kırıcıdır. Siz kendi içinizdeki Tanrı için savaşırsınız. Bunu nasıl yaparsınız? Hayır, bu bir Hristiyan asker olup kafirleri öldürmekle ilgili değildir. Bu Tanrı için kendi içinizde savaşmakla ilgilidir. O zaman Tanrı nedir? Doğruluk, kusursuzluk, seçim gücü, deneyimleme gücü, yaptığınız hiçbir seçimin hayatınızı sona erdirmeyeceğini bilmek, her düşüncenizin sizi muktedir kıldığını bilmektir. Peki bu savaşı nasıl yaparsınız? Kusursuz ve dürüst olarak, başka kimseyi suçlamayarak. Siz korkunç şeyler yapabilirsiniz. Sanki kendinize ahlaksızca davranma iznini vermişsinizdir. Çünkü ahlaki yozlaşmanızdan dolayı suçlayabileceğiniz birileri olduğu sürece bunu yapabilirsiniz. Birçok insan onların hesabını vermek zorunda olduklarını düşünmediklerinde çok aptalca şeyler yapar. İşte bu yüzden iblislere sahip olmak çok önemlidir. İşte bu yüzden zorbalara, diktatörlere sahip olmak çok önemlidir. İşte bu yüzden kötü ebeveynlere ve sadakatsiz eşlere sahip olmak çok önemlidir. Onları bırakmak zorunda olana dek onlara sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmezsiniz. Ama sizin özleyeceğiniz şey onlar değildir. Eğer onlar giderlerse sizin artık yapmayı seçtiğiniz ama sorumluluğunu üstlenmek istemediğiniz eylemler yüzünden suçlayacağınız kimse kalmaz. Aranızdan kaçınız. Hayatınızdaki zorbalardan kurtulmak istememenizin nedenlerinden birinin aslında sizin en büyük zorba olmanız ve onları suçlamak için kullanmanız olduğunu kabul etmeye gönüllüdür. İtiraf ruh için iyidir. Ben sizi tanıyorum. Sizin de kendinizi tanıdığınız gün çok mutlu olacağım. Sizin baş melekler gibi görünmeniz gerekmez. Doğruyu söylemek gerekirse
Benim sizin baş melek diye adlandırdığınız bazı arkadaşlarım var. Bazen onlarla bir araya gelirim. Hepsini çok severim. Bu varlıkların hepsi sizin öğrenmekte olduğunuz şeyleri öğrenmiş ve bu kattan ayrılmışlardır. Onlar üstadların bir araya geldikleri yere gitmişlerdir. Samanyolu'ndaki 11 milyar dünyadan birçok varlık buraya gelmektedir. Ve onlar sizin göründüğünüzden çok farklı görüneceklerdir. Ama onların hepsi Tanrı'dır. Önemli olan budur. Tanrı'nın bir yüzü yoktur. Güzelliğin bir yüzü vardır ama Tanrı'nın yoktur. Bunu hatırlamalısınız. Siz Tanrı'yı tanımlamayı ve idrak etmeyi öğrenirken doğruluk hakkı için savaşmaya başlarsınız. Başka bir deyişle seçimlerinizin gerçekten bilincinde olursunuz. Duyguların o eski alışkanlığına karşı savaşırsınız. Duygular alışkanlık haline gelir ve bir alışkanlık olarak tekrarlanır. Alışkanlıklara sahip olan insanlar, o alışkanlıkların onlara yaşattığı hislerden dolayı onlara sahiptirler. Sizin duygusal bir alışkanlığa sahip olmak için uyuşturucu maddeler kullanmanız gerekmez. Ben dünyanın iki aya sahip olduğu zamanı biliyorum. Onların gökyüzünde nasıl göründüklerini biliyorum. O zamanlar sizin artık göremediğiniz daha kaç takım yıldızın var olduğunu biliyorum. Ve tarihi bilgiyi gerçekten araştırsanız hakkında çok az şey öğreneceğiniz ve bugün var olmayan kıtaları biliyorum. Burada 455 bin yıldan çok daha önce yaşamış olan uygarlıklar vardır. Ama kiliseye sorarsanız o size yaratılışın 6 bin yıl önce gerçekleştiğini söyleyecektir. Şimdi biliyorsunuz ki ilk başta Güney Afrika, Suudi Arabistan ya da Çin'de başladığı söylenen uygarlık en az 10 milyon yaşındadır. Öyleyse Bruno'yu kazığa bağlayıp yakan kilisenin 6 bin yıllık yaratılış kavramı ile nereye gidebilirsiniz? Evet, ben çok şey gördüm. Çağlardır sizin ebeveynlerinizin inançlarını genetik olarak miras aldığınız söylenmiştir. Başka bir deyişle sizin genetiğin sırrını anlamanız gerekir. Genetik türlerde çevresel farklılaşmaya ne neden olur? O çevrede yaşamak değişime neden olur. DNA'yı yaratan anahtar öğe nedir? Duygular. Duygular neye dayanır? Çevreye. Bu gerçek deneyimdir. Böylece siz her gün genetik tohumunuzu değiştirirsiniz. Sizin bir yıl önce dünyaya getirdiğiniz çocuk, bugün dünyaya getireceğiniz çocuk kadar çok şeye sahip olmayacaktır. Çünkü bugün siz daha yaşlı ve daha bilgesiniz. Ve çocuklarınız sizin duygularınızı bir giysi gibi giyerler. Babaların günahlarının cezasını oğulların çektiği şeklindeki dini deyişi işittiniz mi? Bu sözün ne anlama geldiğini düşünüyorsunuz? O günahları onlar değil, onların babaları, büyük babaları ve büyük anneleri işlemişken neden çocuklar lanetlensinler? Onlar neden bu laneti üstlensinler? Eğer bilinç ve enerji realiteyi yaratıyorsa bu ilginç gizemi nasıl anlamalıyız? Çünkü sizin deneyimlediğiniz her duyguyu çocuklarınız bedenlerinde taşıyacaklardır. Sizler ebeveynlerinizin günahlarını taşıyorsunuz. Başka bir deyişle sizin bedeniniz onların DNA'larının çapraz kesitinden oluşur. Siz onların korkularını taşırsınız. Onların yoksunluk duygularını taşırsınız. Onların güvensizliklerini taşırsınız. Başarısızlık duygularını taşırsınız. Başarı duygularını taşırsınız, mutluluklarını taşırsınız, üzüntülerini taşırsınız. Siz bu karışık bedeni nasıl bir araya getirdiniz? Son enkarnasyonunuzdan sonra ışık katına gittiniz. Orada geçmiş yaşamınızı gözden geçirdikten sonra vecit katına gittiniz. Ve sonuçta bu dünyadaki işinizi bitirmeden hiçbir yere gidemeyeceğinizi idrak ettiniz. Ve sizin sonuçta elde ettiğiniz tek beden, karmik olarak sahiplenmediğiniz şeyi taşıyan bir bedendir. Sizler ölümsüz varlıklarsınız. Siz zamanın başlangıcından beri yaşıyorsunuz. Sıfır noktasından beri yaşıyorsunuz. Bu bedeniniz ve bu enkarnasyonunuz ruh denen yaşam kitabında sadece bir cümledir. Siz daha önce de defalarca yaşadınız ve tekrar yaşayacaksınız. Siz beden parçalarınızın toplamı değilsiniz. Bedeniniz sadece kullanmaya muktedir olduğunuz ve onun vasıtasıyla geliştiğiniz bir alettir. Söylediklerimden bir şeyler öğreniyor musunuz? Ben buraya da
Ortaya çıktığımdan beri 22 yıldır pek çok fenomen yarattım ve birçok eski öğrencim bunları gördü. Ama ben fenomenler yaratmak ve bir büyücü, bir eğlendirici, bir guru olmak için burada bulunmuyorum. Ve bir avatar da değilim. Ben bir tanrıyım ve size de bir tanrı olmayı öğretmek için burada bulunuyorum. Size en büyük ve en derin bilgeliği aktarıyorum. Nereye giderseniz gidin ve hangi dini ya da spiritüel metni incelerseniz inceleyin, bunları size bizzat yaşadığı için anlatabilen ve açıklayabilen bir varlıktan daha büyük bir bilgi kaynağı bulamazsınız. Bu okuldaki disiplinler de herhangi bir uyduruk dinin uygulamalarının kopyaları değildir. Onlar benim yarattığım kadim disiplinlerdir. Daha önce hiç kimse sizin kartlarınızı bulmaya çalıştığınız böyle bir alanı düşünüp oluşturmamıştır. Ve labirent disiplini 1700'lerde ortaya çıkmamıştır. O dünyanın başlangıcı kadar eskidir. Labirent boyuttur, yer çekimidir, zamandır, birleşik alandır. Bunu kimse bilmez ve daha önce hiç kimse Şiva ve mavi bedenle ilgili gerçeği öğretmemiştir. Bu şifa disiplinini ve güç nefesi uygulamasını da ben yarattım. Hiçbir yoga uygulaması bu nefes uygulaması kadar güçlü değildir. Böylece biz burada beyaz giysiler giyip, kristaller takan ve kuş yemi yiyen iki yüzlü bir takım yeni çağcıların herhangi bir uygulamasını taklit etmiyoruz. Biz burada duvarlara altın yaldızlı şeyler asmıyor, kilise sırası gibi sıralarda oturmuyor, tütsüler yakmıyoruz. Ve biz Mesih'in eti yerine geçirilen kuru krakerler yemiyor ve şarap yerine geçirilen üzüm suları içmiyoruz. Biz burada işin özüne iniyor ve bu işe gerçekten girişiyoruz. Ama bu söz dünyaya yayıldıktan sonra kaç kişinin burada öğretilen şeyleri kopya etmeye çalışacağını göreceksiniz. Ama şunu hatırlayın, bu disiplinler onlardan kaynaklanmaz. Dolayısıyla onlar bu disiplinleri gerçekten uygulatabilecek güce, otoriteye ve sihre sahip değildirler. Tanrılığını gerçekleştirmiş olmayan hiç kimse size burada öğretilen disiplinleri öğretemeyecektir. Sizler var olan en paha biçilmez kadim bilgelik okulunda bulunuyorsunuz. Bakın bu okullarda kadınların, erkeklerin ve çocukların bir arada bulunmaları gerekir. Himalayalardaki o kutsal maymunlar kadınları öğrenci olarak kabul etmezler. Biz bunun nedenini anlayabiliriz. Ama eğer onlar kadınlardan korkuyorlarsa, eğer bu kadar güçsüz ve kırılganlarsa, o zaman Tanrı'ya da ulaşamazlar. Ve kadınlar da eğer kadınlıklarını istismar eder ve kötüye kullanırlarsa Tanrı'ya ulaşamazlar. Buradaki topluluğa baktığınızda her renkten, her ırktan insan görürsünüz. Tanrı beyaz değildir. Siz benim tarçın renkli derili, siyah saçlı ve siyah gözlü olduğumu biliyorsunuz. İsa da kızıl saçlıydı. Ama herkes özünde aynıdır. Tanrı budur. Siz barındırdığınız ön yargılarla belki bu okulun da sizin için doğru yer olmadığını düşünebilirsiniz. Peki sizce doğru yer nedir? Ben sizin doğruluk kavramınıza asla güvenmezdim. Çünkü siz henüz bu doğruluğu anlayacak noktaya ulaşmadınız. Tüm bunları söyledikten sonra sizi sevdiğimi de söylemek istiyorum. Burada yaptığım büyük çalışmadan ve sizin yapacağınız büyük çalışmadan dolayı çok mutluyum. Sizi, hepinizi seviyorum. Size söylemek istediğim son şey şudur. Benim en büyük misyonum size Tanrı'yı her şeyde görmeyi ve sevmeyi öğretmektir. Ben başlangıçta bilinmeyen Tanrı'yı insanın dışında ondan çok üstün bir varlık olarak görüyordum. Ama en sonunda onun her şeyde var olduğunu gördüm. Örneğin onu gökyüzünde 2 ayda gördüm. Bu iki dişinin gökyüzünde büyüyüp küçüldüğünü, dikkati çekmek için birbiriyle yarıştığını gördüm. Uzayı sonsuzluk fonu ve yıldızları pırlantalar olarak gördüm. O zamanlar yıldızların, ayların çocukları olduğunu düşünürdüm. Tüm yıldızlar büyüyüp aylar haline geldiğinde ne olacağını merak eder. O zaman artık bir gece göğü olamayacağını düşünürdüm. Bu benim masumiyetimdi. Ben çocukların kahkahalar attıklarını gördüm. Kadınların nehirde çamaşır yıkarken bellerine topladıkları eteklerinin açıkta bıraktığı güzel dizlerini gördüm. Askerlerimden birinin sürdüğü mis kokusunu kokladım ve onun güzel olduğunu düşündüm.
Atımı 400 davulun gürlemesini, direklerin ucunda sallanan altın, turuncu, kırmızı, pembe renkli sancakları ve bu dünyanın gördüğü en büyük ve en güçlü orduyu sevdim. Sabah erkenden pişirilen ekmeklerin kokusunu sevdim. Suyun üzerindeki sisi, dağların doruğundaki temiz, taze karı sevdim. Tırtılken dönüşüm geçiren kelebeklerin kanatlarından dökülen mavi tozu sevdim. Ve ben tüm bunlarda Tanrı'yı gördüm. O çok güzeldi. Ve ben eğer tek bir ön yargıya sahipsek, ona karşı ön yargılı olduğumuz şeye yakın olmamanın sıkıntısını çekeceğimizi, çünkü kendimizi Tanrı'nın o güzelliğinden yoksun bıraktığımızı idrak ettim. Ben Tanrı'yı biliyor muyum? Evet. Onu anlıyor muyum? Evet. Hayat bir armağandır sevgili öğrencilerim. O çok güzeldir. Yüzlerinizi ve bedenlerinizi başka insanların yüzleri ve bedenleriyle kıyaslamayın. Hepsi güzeldir. Güzellik o beden makinesini çalıştıran şeydir. Güzellik et değildir. O niyettir. Kendinizle ilgili olarak bunu bilmenizi istiyorum. Izdırap çekmeyi ve hayat armağanınızı görmemek için bu kadar uğraşmayı bırakmanızı istiyorum. Geçmişinizi savunmayın. Bırakın o ölsün. Bırakın ön yargı, ızdırap, keder ve acı gitsin. Geçmişte kim olduğunuzu açıklamaya teşvik edilseniz de bunu yapmanız için bir neden yoktur. Eğer bunu yapmak zorunda olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman öğretmenin sözlerini işitmemişsinizdir. Öyleyse siz nasıl bu olağanüstü varlık, yani Tanrı olabilirsiniz? İçinizdeki adaletsizlik, yalanlar, aldatmalar ile savaşın ve oyunlar oynamayı bırakın, bağışlayın. Dünyanın size olmanız gerektiğini söylediği şeyi benimseyin. Belki siz her türlü ahlaki yozlaşmanızın bedelini ödememek için o görüşü kullanmışsınızdır. Çünkü böylece o yozlaşmanın suçunu daima onlara atabilirsiniz. Belki artık büyümenizin ve en az 200 yıl yaşamayı düşünmenizin zamanı gelmiştir. Ve bunu yaptığınızda o Tanrı'yı gerçekten savunmuş olursunuz. Böylece her gün o günü gülerek ve istediğiniz gibi yaratırsınız. Ve her gün bu acı verici ve kibir kırıcı olsa da suçunuzu itiraf eder ve onun sorumluluğunu üstlenirsiniz. Böylece gücünüzü geri alır ve onun tarafından özgürleştirilirsiniz. O zaman Tanrı'ya yakınlaşır ve kusursuz bir biçimde yaşarsınız. Siz benim dünyanın bilmediği bir şeyi, üstadların var olduklarını nasıl bildiğimi merak edebilirsiniz. Çünkü biz geriye kalan yegane üstadlarız. Ben onların gitmiş oldukları yere gitmek ve onların bildikleri şeyleri bilmek istedim. Ve açıkça onların bildikleri şeylerin tüm insanların düşündükleri şeyler olmadığını gördüm. Siz seviliyor musunuz? Size anlatamayacağım kadar çok seviliyorsunuz. Size değer veriliyor mu? Hala yaşadığınıza göre size çok değer verildiğini söyleyebilirim. Siz farklı mısınız? Evet, ama bu sadece sizin üzerinde çalışıp halletmeniz gereken karmadan ötürüdür. Siz güzel misiniz? Herkes güzeldir. Güzelliği oluşturan şey insanın yüzü değil, ruhu, zihni ve bilgeliğidir. Hiçbir üstad maskelere aldanıp kanmaz, onlara aşık olmaz. Onlar bunu yapmayacak kadar akıllıdırlar. Onlar her şeyi apaçık görürler. Bu sizin için de geçerlidir. Kendinizi sevmenizi istiyorum. Kendinizi arındıracak, bağışlayacak, kendinize izin verecek kadar çok sevin kendinizi. Bunu hatırlayın. Anlayış bu dünyada uzun bir yol alır. Ama sizin önce kendinize anlayış göstermeniz gerekir. Eğer sonraki buluşmamıza kadar bunu yaparsanız, o kapıdan girmeyi beklemeyeceksiniz. Siz burada olmaktan çok mutlu olacaksınız. Bu büyük bir yuvaya dönüş gibi olacak. Çünkü burada herkes aynı mesajı aldı. Burada herkes aynıdır. Burada bir araya gelen sizler, dünya nüfusuyla kıyaslandığında nadir varlıklarsınız. Ve siz buraya daha iyi insanlar olmayı öğrenmek için değil, Tanrı'ya yaklaşmak ve tanrısal bir biçimde yaşayabilmek için geliyorsunuz. Böylece eğer bazıları size, sen neye inanıyorsun diye sorarlarsa, onlara şöyle diyebilirsiniz. Benim bildiğim tek din, Tanrı'nın bana verdiğini bildiğim tek dindir. Ve o benim hayatımdır. Benim hayatım benim dinimdir. Ve mutlu yaşamak benim günlük duamdır. Bölüm 6. Çağdaş zamanlarda aydınlanma. Altın bir dostluk.
Şimdi size tanıdığım iki erkeğin öyküsünü anlatacağım. Ben erkeğin doğasını da gerçekten severim. Ben de bir erkektim. Kadınların doğasından zevk alırım. Sonuçta siz şu anda erkeklerin ve kadınların katında bulunuyorsunuz. Eğer 7. katta bulunuyor olsaydık ve siz büyük, kabarık bir ışık topu olsaydınız, ben bu öyküye şöyle başlardım. Şimdi size 4 milyon ışık yılı önce tanıdığım iki minik ışığın öyküsünü anlatacağım. Bunların gerçek öyküler olduğunu hatırlamalısınız ve ben insan dramasının hiçbir öyküsünün uydurulmuş olmadığını görüyorum. Sizin bugün inanılmaz bulduğunuz her öykü yaşanmıştır. Size özellikle bu iki adamdan söz etmek istiyorum. Çünkü bu öykü ruhunuzun karanlık gecesinde sahiplendiğiniz ve Tanrı nehrinde parlak bir biçimde akmanızı sağlayan şeyle çok ilgilidir. O gelecek zamanları simgeler ve değerlerle ilgilidir. Bu öyküyü dinlediğinizde bazılarınızın kafası karışabilir. Siz de öykünün mesajının mutlu olsanız da o mutluluğu bırakıp gidip sizi daha mutlu kılacak başka bir şey yapmanız gerektiği anlamına mı geldiğini merak edebilirsiniz. Bu yüzden mesajı yanlış anlaşılmayacak bir biçimde açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bakın, siz halen yaşadığınızdan daha büyük bir zamana doğru ilerliyorsunuz ve bu süreçte sizi koruyacak değerleri anlamanız önemlidir. Evet, bu iki erkeğin öyküsüdür. Aynı öyküye uyabilecek iki kadının da bulunduğundan da eminim. Ama ben daha manevi kızımın karşısında ilk kez belirmeden önce insanın kendi içine soktuğu belirsizliği anlamak için bu iki adamın öyküsünü özellikle gözlemledim. Bu çok önemliydi. Önce bu iki adamı size tarif etmek istiyorum. Onlardan biri öğretmen bir annenin doğurduğu 8 çocuktan biriydi. Böylece 8 çocuk 4 yatağa sığıyordu. Şimdi size komik görünse de o zamanlar insanlar böyle şeyleri hesap ederlerdi. Bu öykü 20. yüzyılın başlarında kurnazca planlanıp yaratılan 1. Dünya Savaşı'ndan önce yaşanmıştı. Büyük bir savaş çıkacaktı. Bu yüzden bir sürü savaş malzemesi üretilmesi gerekiyordu ve bu sayede Amerikan halkı iş sahibi olabilecekti. Ekonomiyi canlandırmak için savaşlar gerekliydi ve ekonomiyi canlandırmak pek çok insanın katledilmesi anlamına geliyordu. Sözünü ettiğim bu adam annesi gibi okumak istiyordu. O çok akıllıydı ve entelektüel olarak gelişmek istiyordu. Annesinin koruması altında okula gitti. O 3 yaşından beri çalışıyordu. Çünkü bu ailedeki herkesin kaç yaşında olursa olsun aileye katkıda bulunması önemliydi. O 3 yaşında çalışma fırsatı bularak babası için patates soymaya başladı ve o küçük yaşta bile çalışmayı sevdi. Çünkü çalışmak ona bir şey yapabilme duygusunu veriyordu. O ailede kadınlar dahil herkes bir katkıda bulunmak zorundaydı ve bu hepsi için doğal bir durumdu. Bir anlamda bu ailede herkes eşitti. Çünkü herkes ailenin hayatta kalmasına katkıda bulunuyordu. Bugün ise oldukça farklı bir yaklaşım vardır. Bu varlık okula gitmeye başladığında da okuldan sonra çalışmaya devam etti. O liseyi bitirdikten sonra pahalı bir üniversiteye girdi ve okurken bir yandan da çalışarak eğitim masraflarını karşıladı. Okuldan mezun olunca bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ancak bir süre sonra bu işten hoşlanmadığını anladı. Böylece o biriktirdiği parayla büyük bir çiftlik satın aldı. Bir sürü eğitim kitabı satın aldı. Bu kitaplar onun hazinesiydi. Çiftlik evi perişan bir haldeydi ve elektrik yoktu. Adam hayatının çok basit olmasını istiyordu. Çünkü konforun sosyal sistemin bir programlaması olduğunu fark etmiş ve yapacağı sosyal araştırmalarla hayata katkıda bulunmak için tamamen kendi kendine yeterli olması gerektiğini anlamıştı. Onun arazisi pek bir işe yaramıyordu. Arazinin çoğunu kokarcaların ve diğer küçük hayvanların ve kuşların bulunduğu bir orman kaplıyordu. Ancak toprak o kadar bereketli olmasa da onun orada yetiştirdiği elma, armut ağaçları çok güzel meyveler veriyordu. Ve o yetiştirdiği domuzlarla konuşabiliyor, onları anlayabiliyordu. Beslediği tavukları, aptal beç tavuklarını bile anlayabiliyordu. Ve o mutlu bir adamdı. Yemesi gereken her şeyi yetiştiriyordu. Yumurta yemek için tavuk yetiştiriyor. Süt içmek ve o sütten tereyağı yapmak için inek besliyor.
küçük bahçesinde sebze yetiştiriyordu ve günlük işler bittiğinde içinde odunların çıtırdayarak yandığı sobasının yanına oturuyor, piposuna iyi bir tütün koyuyor ve kendi yaptığı sallanan koltukta sallanarak gaz lambasının ışığında kitap okuyordu. O halinden hoşnut bir adamdı. Onun öğrenimi asla sona ermedi ve o gün be gün gittikçe daha bilgeleşti. Tek talihsiz şey bu adamın sonunda zavallı bir kadınla evlenmesiydi. Bu gerçek bir öyküdür. Bu zavallı bir kadındı. O çok dindardı ve bu adamın ona duyduğu şehvete, ateşli bir tutkuyla sevişme arzusuna asla aynı şekilde karşılık vermiyordu. Adam çok geçmeden karısının onunla hiçbir şey hissetmeden sadece bir görev olarak yattığını anladı. Kadın nefret doluydu ve hayata adeta küsmüştü. Ve Tanrı'ya inandığını söylese de o hiç kuşkusuz gördüğünüz en mızmızlanan, en gücenik, en asık suratlı kadındı. Adam çok geçmeden bir şeyi anladı. O bu kadından çocuk sahibi olmak istemiyordu. Ama onlar birlikte olduktan kısa bir süre sonra kadın hamile kalmıştı. Adam başka bir çocuk yapmamaya kesin karar verdi ve doğacak çocuğun nasıl bir insan olabileceği ile ilgili beklentisi onu korkuyla ürpertti. Bu adamın babasına çok benzeyen iyi bir oğlu oldu ama annesinin onunla ilgili bazı ağır hayalleri vardı. Uzun sözün kısası, onlar 27 yıllık bir evliliğin ardından ayrıldılar ve adam sonra iyi bir kadınla karşılaştı. Onlar asla evlenmediler ama birlikte mutlu yaşadılar. Elbette adamın karısı bu duruma çok içerleyerek "Bu kadın günah içinde yaşıyor. Bu zinadır. Bu bir günahtır." diye feryat etti. Adam ise sadece gülümsedi ve "Tek günah sevmemektir." dedi. Eh, elbette o haklıydı. Yıllar geçerken bu adam basit bir hayat yaşamaya devam etti. Onun kimseye bir kuruş borcu yoktu. Giydiği yıpranmış giysilerden utanmıyordu. Çünkü tatlı kadını onun giysilerini tamir ediyordu. Önemli olan da onun ne giydiği değil, neyi bilmenin açlığını çektiğiydi. Onun hayatı o kadar basitti ki o doğayı öğrenip onun üzerinde tefekküre dalacak zamana sahipti. Ve harika çiftliğinin güzel manzarasından ve onun sunduğu öğretiden asla bıkmıyordu. O çok huzurlu ve öğrenmeye devam etmekten başka bir şey istemeyen bir adamdı. Şimdi onu orada, verandasında ev yapımı şarabını içip, piposunu tüttürerek topraklarını seyrederken bırakalım. Öyküsünü anlatacağım diğer adam, çok yoksul bir ailede büyümüş bir babanın oğluydu. Baba tüm hayatı boyunca para kazanabilmek için çalışmıştı. O para sahibi olmayı çok istiyordu. Çünkü ancak o zaman güce sahip olup saygı göreceğine inanıyordu. Ve elbette bir kişi parayı şehvetle arzu ettiğinde o asla yeterince paraya sahip olamaz. Çünkü onun içinde hala parasız kalma korkusu vardır. Gördüğünüz gibi sorun para değil kendisidir ama mazeret paradır. Ve bu baba aç kalmaktan ve tembelleşmekten çok korkuyordu. Bu yüzden neredeyse her an işini düşünüyordu. Cebinde taşıdığı saate göre çok dakik bir biçimde yaşıyordu. Günün her anında işiyle ilgileniyordu ve en sonunda zengin bir adam oldu. Ama kazancı ona göre asla yeterli değildi. O öldüğü güne dek asla yeterince paraya sahip olamamaktan korktu. Gördüğünüz gibi sorun para değildi. Sorun onun içindeki kendi olası zayıflığıyla ilgili korkuydu. Para zayıflığı satın almıştı. Bu adamın çok iyi ve yakışıklı bir oğlu vardı. Bu nazik, anlayışlı bir insandı ve çok sıkı çalışıyordu. Babası ona fazla para vermiyordu ama o çocukluğundan itibaren çok çalışmıştı. Ona tabağındaki bütün yemeği yemesi öğretilmişti ve o da bunu yapardı. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu düşünmezdi. Sadece kendisine söyleneni yapardı. Ailesinin maddi sıkıntısını anlıyordu. Bu yüzden ailesine yardım ediyor, asla yakınmıyor ve bu süreçte öğreniyordu. Babası ona işi öğrenmesinin önemini vurguluyor ve sık sık zengin olmak zorundasın çünkü paran olmadan sen bir hiçsin diyordu. Böylece oğul nasıl iş yapacağını öğrendi. O da çok zengin oldu ama o babası gibi yoksulluktan korkmuyor ve kendisini kuşatan zenginliğin esiri olmuyordu. Onun tek istediği doğru şeyi yapmaktı. O nazik bir insandı ve herkese iyi davranıyordu. O büyüyüp bir delikanlı olduğunda
Birçok kişinin ondan nefret ettiğini fark etmiş ama bunun nedenini anlamamıştı. Ondan nefret edenler yoksul insanlardı ve onlar sırf zengin olduğu için onu hor görüyorlardı. O zaman o, babasının neden söz ettiğini anlamaya başladı. Ama yine de insanlara karşı kötü bir niyet veya nefret beslemedi. Sadece neden böyle olduğunu anlamıyordu. Böylece bu tatlı adam kendisinden nefret eden bu zavallı insanlara parasını dağıtmaya başladı. Ve elbette onlar bir gecede onu çok sever oldular. Genç adam bir süre sonra gerçek dostluğu ve kabulü satın alamayacağını öğrendi. Bunu yapmaya çalışırken neredeyse parasız kaldığında insan doğasını daha çok anlamaya başladı. Evet, bazı bakımlardan babası haklıydı. Sonra baba öldü ve tüm mirasını oğluna bıraktı. Ve oğul bakımsızlıktan harap olmuş bir evde yaşamaya başladı. Bu ev sanki orada yoksul bir adam yaşamış gibi görünüyordu. Çünkü baba kimsenin onun zengin olduğunu bilmesini istememişti. Böylece oğul bu eve geri döndü ve orada babasını ve onun korku dolu ikiyüzlülüğünü düşündü. Sonra o evi yaktı ve yerine güzel bir malikane inşa ettirdi. Ev güzel bir arazi üzerinde bulunuyordu. Tüm çevrede kadim meşe ağaçları vardı. Ev kızıl tuğladan inşa edilmişti. Pencereleri parlak beyaz renge boyanmıştı. Parlak siyah renge boyalı kapılarda aslan başı tokmaklar yer alıyordu. Genç adam baktığı her yerde gördüğü şeyi sevdi ve eğer gördüğü herhangi bir şeyden hoşlanmazsa onu hemen hoşlanacağı şekilde değiştirirdi. Herhalde babası bu durumu görse mezarında dönüp dururdu. Genç adam sonra çok güzel bir kızla evlendi. Bu narin, ufak tefek kızın sapsarı saçları ve saydam bir teni, pembe yanakları, iri mavi gözleri, açık renkli uzun kirpikleri ve küçük ama keskin hatlı bir burnu vardı. Elleri ve ayakları ince ve narindi ama kalçaları kalınlaşmaya eğilimliydi. Gördüğünüz gibi hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmam. Genç kadın bir bankerin kızıydı. En uygun okullarda okumuştu ki bunlardan biri de zengin genç kızlara kibar bir sosyetede bir kadının geleneksel rolünü başarıyla oynamak için gerekli sosyal becerilerin öğretildiği ve kültürel eğitimin verildiği özel bir okuldu. Onun nasıl bir eğitim olduğu benim kafamı hala karıştırır. Bu genç kadın size gözlerini dikip bakardı ve siz onun kendi yerini bilen ve boyun eğmez bir kuvvete sahip olan asil bir kadın olduğunu düşünürdünüz. Genç adam da aynı şeyi düşünmüştü. Ama eşine Toreu, Einstein, Cicero gibi kendisi için çok değerli bilgilerin kaynağı olan isimlerden söz etmeye başladığında genç kadın öylece oturup gözlerini hızla kırpmaya başlardı. Ve genç adam durup baktığında onun sözlerinden hiçbir şey anlamadığını hissederdi. Evet, bu gerçek bir öyküdür. Bu kadının kavrayabildiği tek şey sıradan, aptalca gevezeliklerdi. Onda bir derinlik, bir ciddiyet yoktu ve okuduğu tek şey moda dergileri ve kulüplerin, yardımsever derneklerin yayınladıkları dergilerdi. O hep zavallı yoksullar der ama onların halinden asla anlamazdı. Ona hayatın anlamının ne olduğunu sorduğunuzda o bir süre size boş bakışlarla bakar, sonra size içkinizi tazelemesini isteyip istemediğinizi sorardı. Bu içi boş bir kadındı. Bu genç ve zengin adam ikiyüzlülük içinde yaşamıyordu. O güzel bir biçimde yaşıyor ve bundan utanmıyordu. Çünkü insanların karakterini anlamıştı. Böylece o babası gibi ikiyüzlü biri değildi ve babasının korkusuna da sahip değildi. Sonuçta para ona sahip olamadı. O parayı kendisini mutlu eden bir biçimde ve herkesin görebileceği şekilde kullandı. Birçok zengin onun yanından geçerken onu sessizce lanetlerdi. Çünkü onlar hep ondan nasıl daha zengin olacaklarını hesaplayıp planlarlardı. Bu açgözlülüktü. Ve ayak takımı ondan nefret eder, onun çimenliğinin yanından geçerken oraya tükürürdü. Onlar garez ve nefret dolu olmayı ve bu duruma içerlemeyi seçmiş olmaları nedeniyle o şekilde kalan bir vakum yarattıkları için yoksullardı. Genç adam tüm bunları anlıyor ve zengin olduğu için kimseden özür dileme, kendini mazur gösterme ihtiyacı duymuyordu. O onlara öylece bakar ve aptallıklarını anlardı. Bu yüzden hiçbir zaman uykusu kaçmadı.
İhtiyatlı ve dikkatli davranmayı düşünmedi. O özgür ruhlu bir adamdı. O da sık sık çalışma odasına çekilirdi ve orada değerli kitaplarını okurdu. Bu adam da bu kadından bir çocuğunun olmasını istemediğini hemen fark etti. Çünkü belki onun hayatındaki tek günahın böyle birkaç varlık daha yaratmak olduğunu düşünüyordu. Ve dünya olduğu haliyle bu konuda yeterince yoksul değil miydi? Dünya zaten büyük zihinlerin açlığını çekmiyor muydu? Ama sonunda onun ikiz çocukları oldu. Çocuklar da tıpkı annelerine benziyorlardı. Kadın adamın geçirdiği zor bir iş gününün akşamında onun karşısına geçip sızlanıyor, onu azarlıyor ve ona bağırıyordu. O adamın hep daha fazla para kazanmasını istiyordu. Kendisi de varlıklı olduğu halde asla kendi parasını harcamıyor ve adam akşam eve geldiğinde bu konuda sızlanıyor ve adamı düzgün bir baba olmamakla suçluyordu. Adamı çocukların odasına sürüklüyor, bu küçük tombul çocukları adamın dizlerine pat diye oturtuyor ve sonra adamın orada olduğunu kanıtlamak için makaralar dolusu fotoğraf çekiyordu. Kadın küçük çocuklarıyla gurur duyuyor, onların karşısında mest oluyor ve kimsenin onlara elini sürmesine izin vermiyordu. Çünkü ona göre bu bir çocuğu istismar etmekti. Çocuklar da durumu çarçabuk anladılar ve istismar etmeye başladılar. Adam çocuklarını bir türlü sevemiyordu. Onların haylaz ve serseri olduklarını düşünüyor ve sık sık aptalca büzdükleri ağızlarına bir sille atmamak için kendini zor tutuyordu. Evet, bu gerçek bir öyküdür. Kadın çocukları için yaşıyor ve onları parlak zekalı, becerikli ve esprili görmenin yollarını buluyordu. Onun sosyal arkadaşları kendi çocuklarını onunkilerle kıyasladıklarında o çocuklarının daha iyi olduklarını söylemenin yollarını buluyordu. Akşamları yemek masasında daima masraflı ve güzel yemekler olurdu. Ama adam evini sevse de eve dönmeye korkardı. Çünkü evde yine o akılsız yaratığın gevezeliğini çekmek zorunda kalacaktı. Kadın ona, "Bugün neler yaşadın? Bana yaşadığın deneyimleri anlat." demek yerine oturup çocukların bağırsak hareketlerinden, onların düzgün çalışıp çalışmadığından söz eder ve bir kez olsun adama onunla ilgili neler düşündüğü ve hissettiği ile ilgili bir şey sormazdı. Şimdi onları orada bırakalım. Bir gün bu iki adam ormanda bir yürüyüş yaparken karşılaştılar. Birinin üzerinde tüvit kumaştan yapılmış pahalı bir arazi giysisi vardı. Diğeri ise eski püskü, yamalı bir giysi içindeydi. Ama her ikisi de pipo içiyordu. Onlar karşılaşır karşılaşmaz birbirlerini ruhen tanıdılar. Yaban kazlarının hep birlikte öterek bir yaygara yarattıkları küçük bir göletin kıyısında, küçük bir tepeciğin üzerinde oturup sohbet etmeye başladılar. Sohbet devam ederken onlar hemen çok iyi dost olabileceklerini anladılar. Onlar çorak ilişkilerin hüküm sürdüğü bir yerde birbirlerini bulmuşlardı. Bu sağduyulu, zengin, canlı ve önemli bir dostluk, aynı düşünceleri paylaşabilecekleri bir dostluk olacaktı. Akşama doğru cırcır böcekleri ortaya çıkıp kazlar yuvalarına çekildiğinde yoksul adam akşam yemeği için eve dönmesi gerektiğini söyledi. Arkadaşına baktığında onun gerildiğini ve suskunlaştığını fark etti. Sezgisel ve bilge bir adam olduğundan onu akşam yemeğine davet etti. Yoksul adamın iyi, tombul ve neşeli kadını onları çok sıcak karşıladı. Ve zengin adam onlarla birlikte oturup o güne dek yediği en güzel ve doyurucu yemeği yedi. Bu süslü bir yemek değildi ama domuz kaburgası, garnitür ve lahana turşusundan oluşan zengin ve doyurucu bir yemekti. Ve bahçenin elmalarından yapılmış harika bir turta yemeği tamamlamıştı. Zengin adam bu sıcaklık ve güvenlik hissini sevmişti. Evet, duvarlar badanalı değildi. Koltuklar kaliteli deriyle kaplanmamıştı ve mermer bir şömine yoktu. Sadece şişman karınlı bir sobada odunlar çıtırdayarak yanıyordu. Ama adam daha önce kendini hiç bu kadar kendi evinde ve rahat hissetmemişti. Bu dostluk çok hızlı gelişti. Yoksul adam zengin adamın durumuna hiç içerlemedi. Kendi giysilerine bakıp da asla "ben yeterince iyi görünmüyorum, modaya uygun yeni giysiler almalıyım" demedi. Böylece her ikisi de görünümünü asla değiştirmedi. Çünkü önemli olan görünüm değildi. Orada toplumsal bilinç devrede değildi. Diğerinin kendini rahat hissetmesi için olduğundan farklı görünmeye çalışmaya
hiç ihtiyaç yoktu. Onlar birbirleriyle kendilerini hemen rahat hissetmişlerdi. Sonra zengin adam cesaretini toplayıp yoksul adamı evine akşam yemeği için davet etti. Ve bilge yoksul adam onun evine girdiğinde ürperdi. Hayır, o evin güzelliğini veya mimarisini kıskanmadı. O evin gerçekten güzel olduğunu düşündü. O sadece bu kadar güzel bir yapının, bu kadar soğuk bir kalbe sahip olması karşısında ürpermişti. Yoksul adam yemekte ordöv çiğ kerevit gibi koktuğundan onu yemekte çok zorlandı. Hayır, bu ona uygun bir yemek değildi. Sonra süslü bir gümüş kaşıkla siyah, yuvarlak ve parlak bir yiyecek sunuldu ve o ekmek yerine ince bisküviler üzerine konuldu. Akşam yemeği dantel tabak altlıkları ve gümüş takımlarla süslü bir masada yenilse de, örneğin jambon kullanılan soslar ve kremalarla tanınmaz bir hale gelmiş, yabancı bir yemeğe dönüşmüştü. Ve elbette ev sahibesi o ruhsuz gözleri, o aptalca sessizliğiyle yoksul adama kibirli bir ifadeyle bakıyordu. Ve onlar yemeğe daha fazla kişinin gelmesini bekledikleri halde kimse gelmemişti. Böylece yoksul adam zengin dostunun sıkıntısını anladı. Bir süre sonra zengin adam da iyi bir kadın buldu ve onunla yaşamaya başladı. İçinde bulunduğu sosyete bunu bir rezalet, bir skandal olarak görerek adamı suçladı. Ama adam ruhun karanlık gecesini geçirdi. Karısı elbette onu asla bağışlamadı. Çocukları ondan nefret ettiler ve onun ölüp mirasının kendilerine kalacağı günü iple çektiler. Bir şey kesindi. Eğer o tüm parasını çocuklarına bırakırsa onlar onun babası gibi olacaklardı ve böylece tarih tekerrür edecekti. Çabucak dost olan bu iki adam birbirini sevdi. Onlar adeta kardeş gibi olmuşlardı ve birlikteyken konuşmak veya susmak fark etmiyordu. Birçok akşam onlar yoksul adamın gıcırdayan verandasında oturup mutfaktan o tatlı kadının pişirdiği yemeğin güzel kokuları gelirken hiç konuşmadan manzarayı seyrediyorlardı. Bir akşam konuşurlarken zengin adam yoksul adama "Sen neden devam edip bir profesör olmadın? O zaman iyi para kazanabilirdin." diye sordu. Yoksul adam "Ne için?" diye karşılık verdi. "Ben istediğim her şeye, ihtiyacım olan her şeye sahibim. Burada benim arzu ettiğim her şey var. Paraya ne için ihtiyacım olsun? Sen paranın beni daha mutlu edeceğini mi düşünüyorsun? Ben bu hayatta okuyabileceğim tüm iyi kitaplara sahibim. Toprak kadar iyi ve verici bir kadınım var. Başımın üzerinde bir dam, kazlarımın tüylerinden yapılmış rahat bir yatağım ve yastığım var. Kimseye bir borcum yok ve kimseye hesap vermek zorunda değilim. İyi, doyurucu yiyecekler yetiştiriyorum ve ocakta çaydanlığım daima kaynıyor. Sahip olduğum şey, istediğim tüm şeyken ondan daha fazlasını neden isteyeyim?" Zengin adam bu sözler karşısında gülümsedi, piposunu tüttürdü ve harika bir duman halkası üfledi. Halka bir süre havada asılı kaldı. Adam sanki bütün hayatını, babasının tutumunu ve diğer şeyleri gözden geçirir gibi bir süre sessizce oturdu. O zaman yoksul adam ona döndü ve "Sen neden bu kadar çok paraya sahip olmak istedin?" diye sordu. Zengin adam şöyle karşılık verdi. "İstediğimi düşündüm, zengin olmanın önemli olduğunu düşündüm. Evet, bana ömrümün sonuna dek yetecek kadar çok param var. Hayatımın böyle daha doyum verici olacağını düşünmüştüm. Artık daha fazla para istemiyorum. Kimseye bir kuruş borcum yok ve sahip olduğum her şeyin gerçekten sahibiyim. Ben istediğim her şeye sahibim. Kocası son savaşta ölmüş olan Alman asıllı iyi bir kadınım var. Her şeyini kendim tasarladığım güzel bir evim var. Ömrüm boyunca okuyabileceğimden daha fazla kitaba sahibim. Ve çok iyi bir dosta sahibim. Evet, ben gerçekten mutlu bir insanım." O zaman yoksul adam piposunu tüttürerek uzaktaki tepelerin gittikçe mor bir renge bürünüşünü seyretti. Ve sonra diğerine dönüp "Bir adamın parası onun kalesidir." dedi. Zengin adam ona bakıp "Bu eski ahitte yer alan bir söz." dedi. Yoksul adam "Evet öyle." dedi ve şöyle devam etti. "Bu söz nasıl devam ediyordu?" "O Tanrı'nın bir adama 4 yetenek vermesi ve adamın utanıp onları başkalarına vermesiyle ilgiliydi. Tanrı başka bir adama 3 yetenek verdi. O da bu yetenekleri gömdü.
Tanrı başka bir adama iki yetenek verdi ve o bu yetenekleri kaybetti. Ve Tanrı başka bir adama bir yetenek verdi ve o adam o yetenekle çok zengin oldu ve Tanrı da mutlu oldu. Zengin adam bir süre alnını kırıştırarak düşündü. Sonra, peki o nasıl bir yeteneğe sahipti? Tanrı ona onu bu kadar zengin edecek hangi yeteneği vermişti diye sordu. Yoksul adam kıkır kıkır gülerek şöyle bir karşılık verdi. Bir yetenek altın veya gümüşten yapılmış bir İbrani parasıydı. Tanrı bir iş adamıydı ve bu adam bir talentı alıp zengin olduğu için çok mutlu olmuştu. Zengin adam gülmeye başladı. Ben de geçmişte böyle düşünmüştüm dedi. Ben servetime layık olduğumu herkese kanıtlamayı bıraktığımda servetim yüzünden uykularım kaçmaz oldu. Böylece şimdi zenginliğimle barış içindeyim. Yoksul adam bir süre piposunu tüttürerek sessizce oturdu. Zengin adam ona baktı ve sonra başını kaldırıp alacakaranlıkta gittikçe moraran tepelere baktı. Yakındaki bir çalılığa konmuş bir kuşun ıslık çaldığını, ahırdaki ineğin böğürdüğünü ve uzakta bir yerde bir köpeğin havladığını işitti. Sonra tekrar tepelere ve sevgili dostuna baktı ve ona "Başımı kaldırıp kuvvet almak için ebedi tepelere bakıyorum. Çünkü bu ebedi tepeler benim Tanrı tarafından verilmiş olan kuvvetimdir." dedi. Yoksul adam da o tepelere baktı. O tepeler onun mülküydü ama o onların aslında Tanrı'nın tepeleri olduğunu ve onlara sadece kısa bir süre için sahip olduğunu biliyordu. O onların kahyasıydı ama onlar ona ait değildi. Onlara baktı ve o tepelerde ve tüm toprağında büyük bir kuvvet buldu. O tepelere baktığında Tanrı tarafından yüceltildiğini duyumsuyor ve kendini doyum ve huzur içinde hissediyordu. Bu iki adam da büyük bir ekonomik krize ve büyük değişikliklere dayanabilirdi. Çünkü hiçbirinin başkalarına bir borcu yoktu ve her ikisi de içinde bulunduğu durumdan utanmıyordu. Tam tersine durumları her ikisini de yüceltiyor ve doğal çevreleri onları güçlendiriyordu. Her ikisi de toprağa sahipti. O toprakta yiyecek yetiştiriyordu ve her ikisi de bu yüzden bağımsızdı. Her ikisi de her şeye dayanabilirdi. Çünkü onlar yeterince anlayışlı ve bilgeydiler. Onlar tertemiz adamlardı. Evet, hayata karşı kuvvetli bir iştah duyuyorlardı. Ama onlar iki yüzlü değillerdi ve Tanrı'ya karşı asla saygısızlık etmediler. Çünkü onlar dualarına sadık bir biçimde ve doğruluk içinde yaşadılar. Bireylikleri içinde hayatlarında neyin önemli olduğunu, neyin onları mutlu ettiğini ve o mutluluğu gelecekte neyin güvence altına alacağını anladılar. Sahip oldukları bağımsızlık her ikisini de güçlendirdi. Onlar hiçbir ikiyüzlülük, düzenbazlık, korku ve mücadele barındırmayan muhteşem adamlardı. Onlar sadece olmak istedikleri yerdeydiler. Eğer ben bu adamları alıp yaşadıkları aynı yerde, zamanda ileriye, sizin de geleceğinize götürseydim, onlar gelecekte yaşanabilecek her türlü krize dayanabilirlerdi. Onlar özgürdüler. Ve bu tanrısal bir ruhu yansıtan bir özgürlüktü. Her iki adam da mutlu bir biçimde öldü. Biri doktorlar onun bedeninde büyük bir hastalığın bulunduğunu söylediklerinde onlara bir an bile inanmadı. Beni kesip biçmenize izin vermeyeceğim. Ölüm anım gelene dek toprağımda ve ayaklarımın üzerinde olmak istiyorum dedi ve öyle de oldu. Diğer adam ise tek dostunun, onu anlayan tek insanın ölümüyle büyük bir keder yaşadıktan sonra sahip olduğu tek gerçek dostun Tanrı olduğunu idrak etti ve bu kuvvet onun büyük bir birey olmasını sağladı. O da ayakta öldü, o da böyle gitmek istemişti. Onların arazilerine gelince zengin adam arazisini çocuklarına bırakmadı. O çocuklara destek olmayı, çok varlıklı olan ama daha önce kendi parasını hiç harcamamış ve onun hep daha fazla para kazanması için başının etini yemiş olan karısına bıraktı. O parasını kısa bir süre görüştüğü ve küçük bir yardımla tek düze hayatlarından kurtulabileceklerini anladığı bilinmeyen insanlara bıraktı. Onlar da bunu yaptılar, refaha kavuştular ve hayatları boyunca zengin adama şükran duydular. Yoksul adam ise arazisini başlangıçta akıllıca ve nazik davranan oğluna bıraktı. Oğlun paraya düşkün olduğu için yemeğe bir dolar harcamaktansa açlıktan ölmeyi yeğleyecek olan fanatik annesine bakması gerekiyordu. Çünkü bu onun göreviydi ve kadın zaman içinde
dini fanatizmiyle iyice nefret dolu ve bencil bir insan haline gelmişti. Ve annenin bir huyu oğluna da geçmişti. Çünkü o da yoksunluktan ve yoksulluktan kurtulmak istiyordu ve bu yüzden babasından nefret etmeye başlamıştı. Babasının kendisine söylediği tüm o bilgece şeylerden sonra onun aslında aptal biri olduğunu düşünüyordu. Ancak baba tüm o sözleri söyledikten sonra "Ama bu senin hayatın. Sen onu seçtiğin gibi yaşayacaksın," derdi. Oğul babasının aptal bir adam olduğunu düşünüyordu. O önemli bir adam olmak için hiçbir şey yapmamıştı. Ama aslında bu konuşan onun annesiydi. Çok büyük bir araziyi miras alan bu genç adam, aldığı banka kredisini kullanarak o güzelim toprağı bir inşaat alanına çevirdi. Ve orada hepsi birbirine benzeyen, çok zevksiz evler inşa etti. Böylece çok zengin oldu. Ama duyduğu korku yüzünden hep daha fazla para kazanmak istedi. Onun neden korktuğunu biliyor musunuz? O babasıyla paylaştığı şefkat ve yumuşaklıktan kaçıyordu ve annesinin fanatizmi onun kafasını karıştırıyordu ve böylece kendi ruhunun karanlık gecesini geçirdi ve bu süreçte neredeyse ölüyordu. Ama bir gece babasını rüyasında gördüğünde o karanlığın öbür ucundan çıktı. Babası, "Bu senin hayatındı oğlum, bu senin hayatındı. Şimdi seni ne mutlu ediyorsa onu yap. Hayatta yaşanacak daha çok şey var," dedi ve bu rüya oğlun kararını mühürledi. O basit ama bilge bir adam olan babasıyla çocukken deneyimlediği nostaljiye geri döndü. O kendi kendine hissettiği nostaljinin yalancı olduğunu söylerdi. Ama o artık yuvaya geri dönüyordu. Sahip olduğu her şeyi sattı ve kadim meşe ağaçlarıyla kaplı bir arazi satın aldı. Babasının arazisinden çok daha küçük de olsa bu da çok güzel bir araziydi. Orada babası gibi doğal bir insan olan tatlı bir kadınla mutluluğu buldu. O çok güzel bir kadın değildi ama dünyayı anlayan, bilge, dengeli, sevecen, tutkulu, basit bir kadındı. Onlar geceleri verandada oturup kitap okurlardı. Adamın içine akın eden nostalji ruhunu sevinçle dolduruyordu. Çünkü o önemli olanın sadeliğine geri dönmüştü ve orada mutluydu. Onu mutlu eden şey para değildi. Para onu mutsuz etmişti. Çünkü ne kadar para kazansa ona yeterli gelmemişti. Ruhun ihtiyacı bu değil, muhteşem bir özgürlüktü. Bu oğul şimdi çok yaşlı bir adam olsa da hala hayattadır. O hala o harika küçük çiftliğe sahiptir ve evinin hala elektriği yoktur. Evine asla bir televizyon sokmamıştır. O kimseye hiçbir şey borçlu değildir. Yediği her şeyi kendisi yetiştirmiş ve kendi bildiği gibi yaşamıştır. Bu uzun ve güzel bir öyküydü. Çünkü ben, eğer siz de böyle yapmayı seçerseniz, bu öyküden bir şeyler öğrenmenizi istiyorum. Sizin ne kadar çok paraya sahip olduğunuz önemli değildir. Gelmekte olan zor günlere dayanmak için zengin biri olmanız gerekmez. Gelmekte olan ekonomik kriz, halkınızın geçmişte manipülasyon yüzünden yaşadığı krizden daha ağır olacaktır. Çünkü bu tiranların oyunudur. Sizin sizi mutlu edecek bir şey yapmak için çok zengin olmanız gerekmez. Kendinizi besleyecek kadar büyük bir toprağa sahip olabilir, basit bir yaşam sürebilir ve kimseye borçlu olmayabilirsiniz. Ya da zengin bir insan olabilirsiniz. Ama zenginliğinizden utanmaz ve zengin olduğunuz için kendinizi kötü hissetmezsiniz. Paraya sahip olduğunuz için utanmayın. Çünkü eğer utanırsanız para birçok bakımdan size sahip olur. O sizin yaptığınız her şeyi sahiplenir. Paraya sahip olmak da pekaladır, olmamak da. Önemli olan ortaya çıkabilecek krizde ayakta kalabilmek, o zengin ve yoksul adamların sahip oldukları aynı büyük zekayla onlar kadar bağımsız olabilmektir. Onlar hiç kimsenin onların efendisi olmaması, onları esir etmemesi, onların hayatına sahip olmaması gerektiğini anlamışlardı. Eğer gelmekte olan günlerde kendi kendinize yeterli olmak sizi mutlu etmeyecekse, bunu seçmeyecekseniz, o zaman neyin gelmekte olduğunu bilgiyle fark edin ve onu kabullenin. Bunu seçiminizle yapın. Ama eğer gelmekte olan zamanlarda korunmak istiyorsanız, o zaman bu iki adam gibi olmak, neyin önemli olacağını anlayacak kadar bilge olmak önemlidir. Ve o kaçınılmaz değişime uygun davranmak, sizin içinizdeki Tanrı'yı yani gerçek kimliğinizi alçaltmaz. Tam tersine yüceltir.
görmek için yaşamanız gereken zamanlar gelmektedir. Çünkü sizler gerçekten o zamanlara aitsiniz. Bu dışarı çıkıp meditasyon yapma, mantralar çekme ve bir şeyler yapma meselesi değildir. Burada öğrendiğiniz bu bilgiyle değişmiş egonun derecelerini ve gerçek egonun değerliliğini anlayabilirsiniz. Siz bunu ve tekamülü, değişimi ve bilinmeyeni anladığınızda bilinmeyenin içinden geçebilirsiniz ve bunu yapmak sizi mutlu edecektir. Ve elinizde bir gül yaratmak için kullandığınız güç sizi yükseltir de. Ve güç tezahür ettirir ve o bunu yapar ve zihninizi daha büyük şeylere açar. Bu güç hep aynı şekilde çalışır. Realite, tanrısal olanın hayatla kaynaştırılmasıdır. Siz tiranları, tanrısallığı ve hayatı deneyimlemeye hazırlanıyorsunuz. Ve sizin inisiyasyonunuz bu süreçte korunmanıza yardım edecektir. Size anlattığım bu basit, uzun, renkli ve gerçek öykü hakkında düşünmenizi arzu ediyorum. Onlar kimseden bir şey dilenmediler ve kimseyle bir şeyleri takas etmediler. Onlar sadece özgürdüler. Burada öğrendiğiniz her şey üzerinde düşünmenizi ve onu sizi esaretten kurtaran bilginize eklemenizi istiyorum. Hayır, bu ağır, ezoterik bir öğreti değil, gerçek bir öyküydü. Bunu da edindiğiniz zengin bilgi birikimine katmanızı istiyorum. Tutum her şeydir. Şimdi sizin zihninizin nasıl çalıştığını görelim. Siz bir sabah uyanırsınız ve dışarıda temiz ve güzel bir hava vardır. Güneşin altın huzmeleri kalın bir buğu tabakasının içinden yayılmakta ve sabah kuşları ötmektedir. Siz yatakta uzanmaktasınızdır ve kalkıp işe gitme fikri size birden çok kötü gelir. Birçoğunuz daha önce bu hissi duymuşsunuzdur. Siz o gün işe gitmenin ne kadar korkunç olduğunu daha çok düşündükçe bedensel olarak gerçek bir yorgunluk hissetmeye başlarsınız. Birçoğunuz ikinci bir tepki olarak bu yorgunluğu hissetmişsinizdir. Bedeniniz yorgunluğu hisseder ve o zaman siz ben yorgunum dersiniz. Böyle dediğinizde beden daha da büyük bir yorgunluk hisseder. Sonra siz ben kendimi iyi hissetmiyorum dersiniz. Böylece siz kendinizi ne kadar kötü hissettiğinizi daha çok düşündükçe kendinizi gerçekten kötü hissetmeye başlarsınız. Sonra boğazınızın ağrıdığını hissetmeye başlarsınız. Durumu kontrol etmek için güçlü bir biçimde yutkunur ve zorlandığınızı hissedersiniz. Sonra kalkıp aynaya bakar, dilinizi dışarı çıkarır, boğazınızda bir iltihabın oluşup oluşmadığına bakar ve birden anjin olduğunuz sonucuna varırsınız. Hayır, bugün işe gidemem. Böylece işvereninizi arar ve bu sabah çok hasta uyandım dersiniz. Siz o aramayı yapmadan önce o kadar hasta değildiniz. Ama sonra hasta olduğunuzu düşünmeye başladınız. Ve şimdi gerçekten hastalanıyorsunuz. Yani patronunuza aslında gerçeği söylüyorsunuz. Ortada bir salgın varmış. Sanırım ben de ona yakalandım. Olan şudur. Evet, siz kendinizi gerçekten iyi hissetmezsiniz. Bir jambon parçasını bir yudum çayla güçlükle yutarsınız. Böylece yatağa geri döner ve uyursunuz. Sonra işe gitme saati geçtikten sonra uyanırsınız. Şimdi kendinizi biraz daha iyi hissetmektesinizdir. Gün ilerledikçe kendinizi daha da iyi hissedersiniz. Kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ki dışarı çıkar, bahçede biraz çalışır, ailenizi arar, dışarıda bir arkadaşınızla takılırsınız. Bu size aşina geliyor mu? Öyleyse bedeniniz sizin iradenize mi karşılık vermiştir? Evet, kesinlikle. Şimdi başka bir küçük durumdan söz edelim. Birisi sizi hayal kırıklığına uğratmıştır ki elbette insanlara inandığınız için daima hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayatınızdaki insanlarla ilgili ilginç olan şey şu ki siz onları asla gerçekten tanımazsınız. Sadece onların hayatınızda temsil ettikleri şeyi tanırsınız. Onların hepsi sizin aynalarınızdır ve onlar sizin veçelerinizi yansıtırlar. İşte bu yüzden onlar hayatınızdadırlar. Düşmanlarınız sizin o kadar iyi olmayan o veçenizi yansıtırlar. Bir düşman budur. Eğer düşmanınızı sevseydiniz, düşman diye bir şey olmazdı ama sevmezsiniz. Onları hor görürsünüz.
Böylece sizden çıkan budur. Çünkü siz hayatta ancak kendi içinizde bulunan veçeleri görebilirsiniz. Realiteyi kendinizin yarattığını hatırlayın. Siz her gün bilinçsizce düşünür ve bu düşüncelerle hayatınızı yeniden onaylarsınız. Arkadaşlarınızda hoşlandığınız şey, onların sizin içinizde bulunan olumlu bir veçeyi temsil etmeleridir. Siz arkadaşlarınızı asla gerçekten tanımazsınız. Ancak kendi hakkınızda bilebildiğiniz ve onlarla bağdaştırdığınız şeyleri bilirsiniz. Bunu anlıyor musunuz? Bu böyledir. İnsanların sizi hep hayal kırıklığına uğratmalarının nedeni, onların kendi zihinlerine sahip olmalarıdır. Onlar bazen sizden farklı düşünürler ve onlar birden sizin alışık olmadığınız biçimlerde düşünmeye başladıklarında, onların bu davranışı karşısında şoke olur ve hayal kırıklığına uğrarsınız. Böylece bir gün bir arkadaşınız sizi şoke eder. O sizin onaylamadığınız bir şey yapmaktadır. Onay, her şeyi yargılamak zorunda olan beyin kişiliğinden gelir. Oysa arkadaşınız şimdiye dek onay kategorisinde bulunuyordu. Siz arkadaşlarınızın davranışlarını onaylarsınız. Çünkü o davranışlar sizin bir parçanızdı. Ve bir gün arkadaşınız sizin hoşlanmadığınız bir şey yapar. Ve beyniniz ve kişiliğiniz bu kadarı da çok fazla der. Bu kişi çok küçük bir şey yapmış olsa da siz günün geriye kalanında onu düşünüp durursunuz. Yani o kişilerin sizi değil de kendilerini yansıtmaları için küçücük bir şey yeter. Böylece o gün devam ederken beyniniz o kişiyi kodlamaya başlar. Yani onu beynin hayatınızda hoşlanmadığınız tüm çöpü barındıran öbür tarafına kancalamaya başlar. Çok geçmeden sinir hücre ağınız beynin iki yarı küresi arasındaki köprüden öbür tarafa erişerek toprağı eşelemeye başlar ve çok geçmeden siz o arkadaşınızı beyninizin hoşlanmadığınız şeyleri barındıran bölümüyle bağlantılandırmaya başlarsınız. Başka bir deyişle siz o sırada pireyi deve, habbeyi kubbe yapmaktasınızdır. Böylece günün sonunda iyice isterikleşir, bu durumu kontrol edemez hale gelir ve tüm arkadaşlarınızı aramaya ve onlara şimdi kötü olan arkadaşınızdan söz etmeye başlarsınız. Her biriniz bunu yapmışsınızdır. Böylece günün sonunda sadece biri onaylamadığınız bir şey yaptığı için gününüzü mahvetmiş olmakla kalmaz, o kişiye karşı bir kuvvet toplamaya ve sizinle hemfikir olacak diğer kişileri bulmaya da girişirsiniz. Sonuçta o gece yatağa yattığınızda rahatsız ve mutsuzsunuzdur. Kötü rüyalar görür ve ertesi sabah daha da kötü bir halde kalkarsınız. Sonra birisi sizi arar ve falancas hakkında sana bunu söylemeyi asla istemezdim. Ama şimdi durum açığa çıktığına göre sana bildiğim bir şeyi söyleyebilirim der. O zaman gün boyunca ne olur? Siz bunu hak etmeyen bir kişi hakkında nefret dolu düşünceler düşünürsünüz. O kişinin sizi yansıtmadığını gördüğünüz ve kabul etmediğiniz bir veçesiyle ilgili olarak nefret, kin ve mutsuzluk yaratırsınız. Başka bir deyişle, hiç kimse kendi şefkatsizlik, öfke, bencillik, kibir ve ben merkezcilik derecesine bakmak istemez. Hiçbiriniz bunu yapmak istemezsiniz. Hiç kimsenin size nefret dolu, kaba, kıskanç, öfkeli, kindar bir varlık olduğunuzu söylemesini istemezsiniz. Ama gerçek şu ki, ikinci günün sonunda sizin yapmış olduğunuz şey tam olarak budur. Siz düşüncede yarattığınız şey haline gelmişsinizdir. Çünkü bakın, onlar siz olmadıkça siz o şeyleri düşünemezsiniz. Böylece şimdi siz ortalığı karıştırmaya başlamışsınızdır ve sizi hayal kırıklığına uğratmış olan kişi bunu beğenir ve çok incinir. Çünkü o size bunu hak edecek ne yaptığını bilmez. Siz durumu anlamaya çalışmak yerine öfkenizi tutmaya yönelirsiniz. Çünkü gittikçe daha fazla öfke duymaktasınızdır. O artık sizin realitenizdir. Ve ondan kurtulmak artık o kadar kolay değildir. Yani siz o kişiyi anlamak yerine ona içerlersiniz. Onu izleyen günlerde aynı şey sizin başınıza da gelir. Siz bunu diğer kişiye yaparken sizi izleyen ve o yanınızı daha önce hiç görmemiş olan biri, diğer kişiye yaptığınız aynı şeyi size yapmaya başlar.
O zaman ortalık iyice karışır. Siz dışlanır, suçlanır, kötü muamele görür ve çarmıha gerilirsiniz. Ve bunları hiç hak etmediğinizi düşünürsünüz. Ama aslında hak etmişsinizdir. Çünkü onu bir realiteye dönüştürmek için çok uğraşmışsınızdır. İşte başka bir senaryo. Sizin sizi mutsuz eden bir aileniz vardır. Bağırıp çağıran huysuz bir karınız, yaramaz çocuklarınız vardır. Kayınvalideniz sizinle birlikte kalmak için gelecektir. İpotek borcunuzu ödemenin zamanı geçmiştir. Büyük oğlunuz yandaki evin penceresini kırmıştır. Karınız gün boyunca bağırmaktadır ve siz saklanacak bir yer bulamazsınız. Sonra küçük bir yürüyüşe çıkarsınız. Bir sıçan gibi görünen köpeğinizi de yanınıza alırsınız. O sırada karşı yönden gelen ufak tefek yaşlı bir kadının ardından çektiği alışveriş arabası kazara köpeğinizin ayağını çiğner. Köpek ciyak ciyak bağırmaya, acıyla havlamaya başlar. Yaşlı kadın paniğe kapılır ve kazara bastonuyla size vurur. Bugün işler yolunda gitmemektedir. Siz yaşlı kadını sakinleştirirken köpek hala ciyaklamaktadır. Bu yüzden köpeği hemen yakındaki bir parka götürürsünüz. Köpek şimdi yanınızdan geçen herkesten çekinmekte ve tasma kayışını bacaklarınızın etrafına dolamakta ve siz yürümeye çalışırken bacaklarınızın arasına girmektedir. Bu yüzden aceleyle gidip bir sürü güvercinin bulunduğu bir köşedeki bir sıraya oturursunuz. Köpek ise sıranın altına girmiş, orada titremekte ve sızlanmaktadır. Orada oturup hayatınızı düşünmeye çalışırsınız. O anda hayatınızla başka ne yapabileceğinizi gerçekten bilmemekte ve çaresizlik hissetmektesinizdir. Sizin birçok sorununuz vardır. Ama şunu anlamaya başlarsınız. Kayınvalideniz her halükarda gelecektir. Karınız daima bağırıp çağıracaktır. Çocuklarınız yaramazlık yapmaya devam edeceklerdir. Ve köpeğiniz bir köpekten çok bir sıçana benzemeye devam edecektir. Ben insanlığı gözlemlerken bir gün bu sırada oturan adamın arkasında durup onun bu mutsuzluğu içinde tüm bu sıkıntılı durumda ne yapacağını görmek için izledim. O uzun zamandır sıkıntı çeken, anlayışlı ve kimseyi yargılamakta acele etmeyen iyi bir insandı. O orada oturmuş her şeyi düşünürken ben de onu izledim. Sonra güvercinler aşağı inip çevrede dolaşmaya başladı. Köpek hala sızlanıyordu. Ara sıra sıranın altından çıkıp hızla koşuyor, havlıyor ve sonra yine koşup adamın bacaklarının altına giriyordu. Ve adam çevrede olup bitenlerin farkında olmadan düşünmeye devam ediyordu. Sonra onun gerçekten harika bir şey yaptığını gördüm. Derin bir nefes aldı ve başını kaldırıp ağaçların arasından süzülen ışığa baktı. O kesin bir karara varmıştı. Durumun aslında daha da kötü olabileceği ve onun düşündüğü kadar kötü olmadığı sonucuna vararak minnettar ve mutlu olmaya karar verdi. Ben mutlu olacağım. Beni mutsuz eden şeyler yerine sahip olduğum iyi şeyler üzerinde odaklanacağım. Bu gece başka her şeye rağmen mutlu bir insan olacağım. Çünkü beni mutlu edecek çok şeye sahibim. Böylece o köpeği sıranın altından çekip çıkardı. Ayağa kalktı. Pantolonunu düzeltti. Köpeği ardından çekerek yürümeye başladı. Köpek eve gittiklerini anlayınca öne geçti ve adamı ardından sürüklemeye başladı. Adam eve dönerken onun başına bazı güzel şeyler gelmeye başladı. Yanından bir arabayla geçen biri dışarı bir hamburger torbası fırlattı. Ama torbanın içine koyduğu parayı da atmış oldu. Adam o torbayı alıp çöpe atmak istediğinde torbanın içindeki para kaldırıma döküldü. Adam parayı görünce giden arabayı durdurmak için ardından bağırdı. Ama araba gitmişti. Böylece o eğilip parayı topladığında orada şaşırtıcı miktarda bir paranın bulunduğunu gördü. Orada 134 dolar ve 22 sent vardı. Birçok insan yaşayan ölü gibi yaşadığından, arabadaki adam da ne yaptığını düşünmeden o torbayla birlikte o parayı da fırlatıp atmıştı. Adam parayı aldı ve ben sahip olduğum iyi şeyler üzerinde odaklanıyorum dedi. Böylece o parayı cebine sokup yürümeye devam etti. Evin girişindeki basamaklardan çıkarken kayınvalidesi arabayla geldi. Büyük ve ağır el çantasını beceriksizce arabadan çıkararak ona doğru koştu
ve ona sarılarak, "George, bugün seni çok düşündüm. Büyük babama ait olan ve hep çok istediğin o mobilyayı hatırlıyor musun? Büyük babam öldü. O son zamanlarda kendinde değildi. Ama onun senin bu mobilyaya sahip olmanı istediğini biliyorum. Bu yüzden onu sana yolladım. Yarın eve teslim edecekler. Umarım ondan zevk alırsın, tatlı George," dedi. Adam basamaklardan çıkıp eve girdi. Karısı yine bağırıp çağırıyor, çocuklar yaramazlık yapmaya devam ediyorlardı ve durum değişmemişti. Sadece kendisi değişmişti. O içeri girip karısını öptü, oğullarının başlarını okşadı ve sevdiği koltuğuna oturdu. Kayınvalidesi mutfakta bir şeylerle meşgul oluyordu ve birisi ona bir fincan çay getirdi. O orada mutlu olmaya kararlı bir biçimde oturdu. Akşam sona erdiğinde adamın küçük evi neşe ve kahkaha dolmuştu. Çocuklar bitkin düşmüşlerdi. Karısı büyük babasının ölümünden dolayı annesine yaşlı gözlerle bakmakta ve annesi ona sarılmaktaydı. George ise çok mutluydu. Çünkü mutlu bir insan olmaya karar vermişti. Kötü görünen her şey yavaş yavaş iyi yönde değişmeye başlamıştı. Bu öyküyü sevdiniz mi? Bu Atlanta denilen bir yerde küçük, zavallı, perişan bir adamın yaşamış olduğu gerçek bir öyküdür. Ve ben o bir değişim geçirirken onun düşüncelerini gözlemledim. Aranızdan kaçınız, hayatınızda kötü şeyler sürüp giderken ve zor bir durumda kalmışken, yapabileceğiniz en iyi şeyin mutlu olmak olduğuna karar vermişsinizdir. Ve bunu yapmaya karar verdikten sonra hayatınız nasıl değişti? Ve aranızdan kaçınız, sırf ona odaklandığınız ve böylece onu yarattığınız için kötü zamanlar yaşamışsınızdır. Karşılaştığınız herkes size sizi yansıtır. Eğer siz kendinize daha büyük bir saygı göstermeye ve değer vermeye başlarsanız, eğer kendi içinizde daha büyük iyiliği ve Tanrı'yı arıyorsanız, onu herkeste görebilmek ve bulabilmek sizin yararınıza olmaz mı? Kesinlikle olur. Herkes tanrısal öz ile kutsanmıştır. Onların kim oldukları önemli değildir. Onlar ruhsuz yaratıklar değildirler. Eğer siz bir hayata, o hayatta kendi içinizde görmek istediğiniz şeyi bulacağınızı bilerek başlarsanız, bu size nasıl hizmet eder? Müstakbel üstadlar, bu size nasıl hizmet eder? Siz insanlarda sefilliği bulmak yerine, onların içinde Tanrı'yı aradığınızda, insanlarda kötülüğü aramak yerine, onlardaki ortak iyiliği aradığınızda, bu size nasıl hizmet eder? Tutum kendi kendisinin ödülüdür, bunu hatırlayın. Tutumunuz kendi kendisinin ödülüdür ve o ödül adildir. Ben buna gerçek adalet derim. Eğer bugünden itibaren kendinizi insanlık giysisi giyen tanrısal bir öz olarak görmeyi seçerseniz şöyle diyebilirsiniz: hayatımdaki herkese ve her şeye iki şekilde yaklaşabilirim. Hayatımdaki her şeyi kendi insanlığımın bir veçhesi olarak görebilirim. Ya da her şeyi benim tanrısal bir veçhem olarak görmeye ve onlara öyle davranmaya başlayabilirim. Eğer bugün hayatınızdaki her şeyi içinizdeki tanrısallığın bir yansıması olarak görmeyi seçerseniz, o zaman adil bir biçimde ödüllendirilirsiniz. Bugünden itibaren ilişki ve etkileşime girdiğiniz her kişide, en yüksek iyiliği bulmaya çalıştığınız her durumda, ulaştığınız her yargıda, eğer tüm davranışları anlamaya ve onlarda güzelliği görmeye çalışırsanız, o zaman siz sadece geçmişinizden daha büyük hale gelerek kendinizi ödüllendirmekle kalmazsınız. O davranış, enerjinin bedeninizde ilk üç mühürden yukarı dördüncü merkeze çıkması anlamına da gelir. Eğer bir zamanlar nefret ve acı dolu, yargılayıcı ve kibirli olan enerjiyi şefkatli, nazik, tatlı ve anlayışlı davranışlarla üçüncü merkezden yukarıya doğru çıkarmaya başlarsanız, o zaman enerjiniz dördüncü merkeze girer. Bu şu anlama gelir: bantlarınız şimdi dördüncü kattan beynin köküne bilinç akıtmaktadır. Eğer o bunu yaparsa, o zaman sizin realiteniz çok değişir. Bir zamanlar siz bile kendinizi hakir görürken, kendinize saygı duymazken, insanların size çekildiklerini görmeye başlarsınız. Birçok kişi sizden uzaklaşacak ama birçok kişi de size çekilecektir. Kutupluluğun değil,
sadece anlayışın bulunduğu yerde sizin hayatınızda yarattığınız şey kutupluluk değil, birlik olur. Size gelen her şey, her gün sergilediğiniz o tutuma denk olacaktır. Bu da sevgili varlıklar, sizin hayatta bir daha asla başarılı olamayacağınız anlamına gelir. Çünkü bakın, başarı, başarısızlığın sonucudur. Tüm başarının kökünde başarısızlık vardır ve tüm başarısızlığın kökünde de başarı vardır. Biri diğeri olmadan var olamaz. Bunu anlıyor musunuz? Bu yüzden siz bir daha herhangi bir konuda sadece başarısız değil, başarılı da olmayacaksınız. Öyleyse geriye ne kalır? Evet, başarı başarısızlıktan kaynaklanır. Bir kişi başarılı olmak istediğinde onun gerçekten söylediği şey başarısız biri olduğudur. Böylece o kişinin realitesinin kökü başarısızlıktır. Ve o bu başarısızlığı tüm çevresinde yaratır. Bir kişi başarılı olmayı daha çok istedikçe risk daha yükselir ve onun düşüşü daha derin olur. Çünkü o başarısızlık kökeninden gelmektedir. Bir kişi başarılı olduğunda onun en korktuğu şey nedir? Zirveden düşmek ve zirvede kalmak için ne kadar çok insan ruhunu satmıştır? Bu bir tuzaktır. Enerjilerini dördüncü mühre çıkaran varlıklar asla başarılı olmaz ve asla aşağı düşmezler. Onlar sadece olurlar ve onların dokundukları her şey altına dönüşür. Bu başarı değildir, bu yaratımdır. Aradaki farkı anlıyor musunuz? Öyleyse olmak nasıl kendi kendinin ödülü olabilir? Çünkü geçmişinden daha büyük olma eylemi bir ödüldür. O zaman gece uyurken sıkıntılı rüyalar görmeyeceksiniz. Sabah uyandığınızda suçluluk duygusu, acı ve geçmişiniz sizi rahatsız etmeyecek. Birisi size zarar verecek mi diye ya da evren size ödülünüzü verecek mi diye merak etmeyeceksiniz. Çünkü artık bunları düşünmeyeceksiniz. Neden? Çünkü siz kimseye zarar vermemişsinizdir. Kimse hakkında kötü konuşmamışsınızdır. Siz tüm o tutumu bırakmışsınızdır. O tutum eylem halindeki ilk üç mühürdür. Onun kök nedeni hayatta kalma mücadelesidir ve siz onu tümüyle bırakmışsınızdır. Sonsuz bilgeliğiniz içinde insanların size nasıl karşılık verdikleri sizin için önemli değildir. Önemli olan tek şey sizin onlara nasıl karşılık verdiğinizdir. O öz ödül, öz sevgi, öz saygı ve öz asalettir. Dünya adalete şiddetle ihtiyaç duyarken ve siz durup bu duruma bakarken, eğer sahip olduğunuz en büyük adaletin bağışlama olduğunu anlar, ondaki amaçlı iyiliği görür ve onu sergilerseniz, dünyanın ne düşündüğünün bir önemi yoktur. Siz öz saygıya ve öz sevgiye göre hareket etmektesinizdir. Başkalarına onların size davranmalarını istediğiniz gibi davranın. Diğer insanların size ne yaptıkları önemli değildir. Önemli olan sizin onlara ne yaptığınızdır. O zaman bu tutum temel yaratıcı olur. Bir süre sonra hayatınız boyunca aradığınız sevincin bu olduğunu bilirsiniz. Siz ilk üç mühürde sevinci asla bulamazsınız. Dahası bu eşinizi şehvetle kapana kıstırmak gibidir. Siz birbiriniz olmadan yaşayamazsınız ve gerçekte olan şey sizin yataktan çıkamamanızdır. Bu şehvettir. Bu kimyasal manyetizmadır. O azalmaya ve yorgunluk çökmeye başladığında ve sizin hayatınıza bakmanız gerektiğinde o zaman farklı şeyler hissetmeye başlarsınız. Bu yüzden cinsel olarak açlık çektikleri ve o kişiye sahip olmak istedikleri için evlenen insanlar o tutkunun ateşi söndüğünde ve gerçek dünya ortaya çıktığında birbirlerine kızmaya ve içerlemeye başlarlar. Spiritüel olarak gelişen insanlar geçmişlerini sahiplenirler ki bu geçmişlerinin artık onlar için var olmaması anlamına gelir. Bunu en iyi şekilde şöyle ifade edebilirim. Burada çoğu insan sevinci asla tanımaz. Çünkü onlar ilişkilerde, arkadaşlıklarda ve hayatta daima yanlış olanı aramaktadırlar. Çünkü onlar böyle yetiştirilmişlerdir. Bu yüzden sevinç ve mutluluk kısa sürer, çabuk geçer ve daima ihanete uğrar. Geçmişi bırakmak, ona başvurmaya ve ondan söz etmeye son vermek anlamına gelir. Anneniz size hiçbir şey borçlu değildir. Babanız size hiçbir şey borçlu değildir. Düşmanlarınız size herhangi bir özür
borçlu değildirler. Çocuklarınız size hiçbir özür borçlu değildirler. Çocukluğunuzda ya da gençliğinizde sizi istismar etmiş, size kötü davranmış olan o kişileri bırakın ki özgür olabilirsiniz. Bu size mantıklı gelmiyor mu? Onları bırakın. Bunu yaptığınızda, onları bağışladığınızda, gerçek bir üstadın bu okulda yapmayı öğrendiği gibi kendinize şöyle demeniz gerekir. Tüm sonsuzluğun ışığında bu içerleme, onu barındırmak uğruna cennet alemini kaybetmeye değer mi? Bu kişi ölmek zorunda olmaya ve burada bir borcu ödeyebilmek için tekrar enkarne olmaya değer mi? Durumu bu ışıkta gördüğünüzde o biraz farklı görünür, öyle değil mi? Öyleyse hayatınızda kim bir pişmanlığı, kederi, ızdırabı, ihaneti, içerlemeyi ve terk edilmeyi barındırmaya değer? Hiç kimse buna değmez. Bunun üzerinde düşünün. Siz cennet alemine sahip olabilirsiniz. O neyi gerektirir? O kafanıza koyduğunuz her şeyi tezahür ettirme gücünü kazanmanızı gerektirir ki o zaman siz sayamayacağınız kadar çok parayı tezahür ettirebilir ve yaşlanma sürecinizi tersine çevirebilirsiniz. Bedeninizdeki kanseri iyileştirebilirsiniz. Kabuslar tarafından rahatsız edilmeyen, sorumlulukların altında ezilmeyen, özgür bir kişi olabilirsiniz. Şimdi bunu perspektife yerleştirelim. Siz neye sahip olmayı tercih edersiniz? Tüm o zenginliğe mi yoksa ihanete mi? Albert Einstein, Newton fiziği ve kuantum öngörülemezlik. Sevgili varlıklar, aranızda çok ketum olduklarını ve zihinlerinden geçeni kimsenin bilmediğini düşünenler var. Ama ben o düşünceleri biliyorum. Aranızda hala benim kim ve ne olduğumdan kuşku duyanlar var. Bu yüzden size bu konuda yardımcı olmama izin verin. Eğer ben size 35 bin yıl önceki gibi görünseydim, bu size yardımcı olur muydu? Siz eğer bir varlık size bir tanrı gibi görünüyor, tanrı gibi konuşuyor ve tanrı gibi kokuyorsa, o zaman o bir tanrı olmalıdır diye mi düşünüyorsunuz? Suskun kibriniz içinde bir kenarda, kendini beğenmiş şekilde oturup izleyenleriniz, tek gerçeği bilenin sadece siz olduğunu mu varsayıyorsunuz? Size sormak istediğim soru şudur. Sizin daha iyi bir yolunuz var mı? Daha iyi bir gerçeğiniz var mı? Belki siz bir kuşkucusunuzdur. Ve size, senin benim tereddütsüz kabul ettiğimden başka bana sunacak daha iyi bir şeyin var mı diye sorulması gerekir. Kuşkucuların size sunacak neleri vardır? Onlar size cumhuriyetçiliği, siyaseti sunmaları gerektiğini düşünürler. Onların size vergileri sunmaları gerekir. Onların size evlilik yeminlerini sunmaları gerekir. Onların size kontratlar sunmaları gerekir. Onlar size eğer okula gider ve çok sıkı çalışırsanız dünyada başarılı olabileceğinizi, 3 odalı garajlı bir eve, gösterişli bir arabaya sahip olabileceğinizi söylerler. Onlar size eğer çok çalışırsanız yılda en az 2-3 hafta tatil yapıp istediğiniz yere gidebileceğinizi söylerler. Ve eğer siz çok akıllıysanız ve parti siyasetine uygun davranırsanız, erken yaşta emekli olup bakmakta olan Florida ya da Kaliforniya'da bir ev sahibi olabilirsiniz. Eğer ben hastalanırsam sen bana ne sunuyorsun? Sen sosyal güvenliğe, emeklilik hakkına, bireysel emeklilik hesabına ve sosyal yardımlara sahipsin. Tıbbi sağlık sigortasına sahipsin. Yani sen bunların sağlığı ve mutluluğu hayal ederek yaratmaktan daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, çok daha iyi. Çünkü bu kabul edilmiş bir düzendir ve bu güvenebileceğin bir sigortadır. Peki ya bir kuyruklu yıldız Amerika'ya çarparsa benim sosyal güvenliğime ne olur? O zaman sistemde küçük bir sorun ortaya çıkar. Neyse, normal gidişat içinde ne olur? Hayatın normal seyri yaşanır ve eğer sen benim yaşaman gerektiğini söylediğim gibi yaşamışsan, yani gerçekten verimli bir hayat yaşamışsan, o zaman tüm yaratımlarını ve kendini güvenceye almış olursun ve bahçene düğün çiçekleri ekerek, muhabbet kuşları besleyerek ve briç oynayarak sakin bir emeklilik hayatı geçirebilirsin. Elden ayaktan düştüğünde de sağlık sigortan senin tüm faturalarını ödeyerek sağlık görevlileri tarafından bakılmanı sağlar.
miras paylaşımı yasalarla güvence altına alınmış olduğundan aile fertlerinin bu yüzden birbirleriyle kavga etmeleri gerekmez. Böylece ailede herkes mutludur. Böylece son saatlerinde ülkene hizmet etmek için elinden gelen geleni yaptığını, vergilerini ödediğini, bakman gereken herkese baktığını bilmenin gönül rahatlığını yaşarsın. Sen hayatın boyunca çok çalışıp fedakarlıkta bulunmuş, gerekli tüm ödemeleri yapmışsındır ve şimdi doktor faturaların sigortan tarafından karşılanmaktadır. Yani bu konuda endişelenmen gerekmemektedir ve sonra ne olacağını biliyorsun. Ne olacak? Öleceksin. Ölünce nereye gideceğim? Ölmeden önce bir mezar yeri satın almışsan oraya gömüleceğini bilerek ölürsün. Sistemin sorumlu ve akıllı bir yurttaşı olarak eğer önceden her şeyi tutumlu bir biçimde planlar, geride kalanları da düşünürsen huzur içinde ölebilirsin. Öyleyse başka bir deyişle sen bana sunabileceğin en iyi şeyin huzur içinde ölmek olduğunu söylüyorsun, öyle mi? Sen bana sadece statükoya uygun davranmamı, başka hiçbir şeye inanmamamı, farklı hiçbir şeyi hayal etmememi söylüyorsun. Bana sunabileceğin en iyi şey bu mu? Hepsi bu mu? Einstein kuantum ihtimalsizlik ile karşılaştığında çok ilginç bir bildirimde bulunmuştu. Ben bu adamı severim. O okulda çok zayıf bir öğrenciydi ama coşkulu bir hayalperestti. Bazı gerçekleri o kadar açıkça görebiliyordu ki hayallerini, vizyonlarını tarif etmek için matematiği bir dil olarak öğrenmek zorundaydı. Ve onun atomik yapıları, atomun çekirdeğini parçaladığınızda hangi enerjinin kaynağını elde ettiğinizi açıklayabilmek için matematiği öğrenmesi ona saygınlık ve itibar kazandırmıştı. Şimdi siz de biliyorsunuz ki bu dünyada atom enerjisi ilk kez 20. yüzyılda değil, binlerce yıl önce kullanılmıştı. Ölü Deniz olağanüstü bir ısıyla sudaki tüm canlıları öldüren atomik bir patlamanın bir örneğidir. Evet, Einstein atom enerjisini anlayabilmiş ve hayallerinin haritasını çizmek için matematik dilini öğrenmek zorunda kalmıştı. O hayalleri hakkında konuşamıyordu. Bu yüzden hayallerini ölçebileceği, onlara karşılık gelecek bir yol bulması gerekiyordu. Şimdi siz bunu hayal ürünü bir teori olarak adlandırabilirsiniz. Ama o bu konuda bir üstattı. Böylece o okula geri döndü ve hayallerini ifade edebilmek için geometri ve matematik üzerinde odaklanmaya devam etti ki bu sizin için de bir derstir. Beynin ön lobunda gördüğünüz şey ve beynin nasıl çalıştığı ancak sözcüklerle tarif edilebilir. Einstein hayalini ifade etmek için sözcüklerin yeterli olmadığını görmüştü. O eğer hayali doğruysa o hayal ürünü teoriyi gerçek olarak kabul edip onu evrensel matematik diliyle kesin ölçümlerle test edebileceğini gördü. İşte bu parlak zekalı adam birleşik alan teorisini böyle ortaya attı ve böylece atom bombasının yaratılmasının ve o enerji deposuyla ilgili tüm diğer kavramların anahtarını oluşturdu. Okulda zayıf notlar alan bir adam için bu çok iyi bir gelişmeydi. Okulu ona tanrısal zihniyle nasıl iletişim kuracağını öğretmiyordu ve sayılar onun hayallerini ifade etmesinin tek yoluydu. Matematik dahiyane bir evrensel dildir ve o sadece hayalleri tarif etmek ve onları teorik üç boyutsal kavramlara çevirmek için kullanılabilecek bir dildir. Siz kuantum mekaniği üzerine bir kitap okuduğunuzda tüm yabancı zırvayı göz ardı edin ve sadece onun kaynaklandığı hayali algılamaya çalışın. O zaman onu anlayacaksınız. Öyleyse benim Einstein ile ilgili söylemeye çalıştığım şey şudur. O büyük bir hayalperestti ve hayallerini açıklayabilmek için matematiği anlayarak parlak hayatına başlamıştı. Ama kendini matematikte kaybetti ve tekrar hayal kurmayı unuttu. Matematik konusunda endişelendi ve sahip olduğu diğer kavram paradigmalarını açıklayabilecek kadar yeterli matematiğe sahip olmadığı için hüsrana uğradı. Hayatında öyle büyük bir duygusal karışıklığa girdi ki, kuantum mekaniği kavramı ve elektron denilen o garip şey ortaya çıktığında o kadar hüsrana uğradı ki, tüm kavramı fırlatıp attı ve Tanrı zar atmaz dedi. Bu sadece onun gerçeğiydi. Oysa biz bir sürü zar atarız.
Üstatlık okulu maddeciliğin ölümünün başlangıcıdır. Öyledir. Maddecilik kendini Newton'un klasik fiziğine göre şekillendirir. Bu fizik lineerdir, öngörülebilirdir ve gelenekseldir. O kuşkucunun fiziğidir. Maddecilik yanlıları daima Newton prensiplerinin ışık hızı tarafından hesaplanan lineer fiziğin geleneksel bilimcileridir. Ve ben size bu bilimin geçerli olmadığını söylüyorum. Siz yaşadığınız duygusal fırtınadan nasıl kurtulup özgürleşirsiniz? Duygusal fırtınanız maddeciliğinizi oluşturmuştur. Peki maddecilik nedir? İnsanlar, yerler, şeyler, olaylar ve zamanlar, bunların hepsi enerjiyle ilgilidir. Siz en sonunda bugünün öğretisi olan kavramı kavradığınızda, duygusal deneyiminizi sahiplenmeye ve onu bilgeliğe dönüştürmeye karar verdiğinizde, realiteniz de değişir. O zaman gerçek bir alim gibi konuşabilir ve hayatımdaki travmayı sahiplendiğim gün, maddeci bakış açımın öldüğü gündü diyebilirsiniz. Bu mutlak bir gerçeği ifade etmektir. Çünkü kuantum mekaniğinde katı bir şey yoktur. Sihirli mevcudiyette kesin maddecilik diye bir şeyin olmadığını hayal eden ve o hayali savunmak için mücadele veren birçok insanın ifade ettiği gibi, siz katılığa ve gerçeğe aynı anda sahip olamazsınız. Öte yandan bir enerji devrimi vardır ve insanoğlu ile tanrıoğlu arasındaki fark orada bulunur. Tanrıoğlu kuantum mekaniği fizikçisidir. İnsanoğlu ise lineer, Newtoncu, öngörülebilir, geleneksel, durağan, kuşkucu bir hayalperesttir. Sizi oluşturan şeylere artık asla güvenemezsiniz. Bu devrimde vuku bulacak olan şey, sizin şeylerin varoluşları için size güvenecekleri bir konumda bulunduğunuzu keşfedecek olmanızdır. Öyleyse Tanrı zaratmamanın öngörülebilirliğiyle ilgili değildir. O kumar oynamakla bile ilgili değildir. O odaklanmayla ilgilidir. Ve Tanrı bir olasılıklar akımını başlattığı için şimdi siz zavallı küçük bir insansınız. Ve o olasılıklar size sunulmuştur. Işığı ölçen Einstein'ın canını sıkan buydu. Işığın ne olduğunu biliyor musunuz? O bozulan bir elektrondur. O doğmak üzere ölen bir şeydir. Bir kuasarın, yani çok uzakta, galaksi dışında olan yıldızlı bir gök cisminin ışığını ölçen harika bir astronomun bu ışığı neden ölçtüğünü biliyor musunuz? Çünkü o, kuantum mekaniği bilimcilerinin çift yarık deneyinde yaptıkları şeyi sergilemek ister. O deneyde gönderilen lazer ışını gidip ekrana çarpmak yerine zeki bir biçimde ince ve dar yarıklardan geçmiş ve negatif film levhasına ulaşmıştır. Bu geleneksel, kuşkucu insanların canını gerçekten sıkar. Onların canını neyin sıktığını biliyor musunuz? Hayatı öngöremeyecekleri. Evet, onların canını sıkan budur. Eğer siz onların hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir beden dışı deneyim yaşadığınızı söylerseniz, bu onları gerçekten kızdırır. Onlar sırf kendileri onu yaşamadıkları için sizin de onu deneyimlemiş olamayacağınızı söyleyeceklerdir. Bu tür bir aptal kafa aslında şöyle demektedir. Siz hayal kurmayın, başka bir şeye inanmayın ve hayatınızı değiştirmeye kalkışmayın. Çünkü bizim daha iyi bir planımız var. Biz sizin bir cumhuriyetçi olmanızı ve bir cumhuriyetçi partinin koşullarına uymanızı istiyoruz. Onlarınki çok sıkıcı ve tiksindirici bir suskunluktur. Ben onların bazı görüşleriyle hemfikir olsam da cumhuriyetçi platformu Hristiyan sağdır. Ve bir de ahlaken yozlaşmış demokratlar vardır. Siz hangisini seçeceksiniz? İkisi de kötü kokmaktadır. Bu kuşkucunun bakış açısıdır. Onların yapmanızı istedikleri şey budur. Seçmek senin hakkın. Seçmek mi? Siz bana sadece iki seçenek veriyorsunuz ve ikisi de yozlaşmış. Benim zamanımda böyle siyasetçiler yoktu ve ben bir lideri gerçekten cesur bir insan olarak görürdüm. Bir lideri asla ahmak biri olarak görmezdim. Bu sıfatları çoğaltabilirim. Bir gelenekçi size bir seçime sahip olduğunuzu söylediğinde o aslında Engizisyon ile Sodom Gomorra arasındaki bir seçim gibidir. Ve her ikisinin de sonu kötü olmuştur. 35 bin yıl önce bir lider olarak sadece benim bulunduğumu anlamalısınız. Belki şimdi benim bu siyasetçilerden neden hoşlanmadığımı anlayabilirsiniz.
Eğer kuşkucunun bakış açısını izlerseniz, Newton'un öngörülebilir fiziğini izlemiş olur ve tam olarak onu elde edersiniz. Ve eğer o yolu izlerseniz, tümüyle kuantum mekaniğinin bir parçası olan mutlak başka yere asla ulaşamayacaksınız. O sizin başınıza gelmeyecektir. Siz o zaman asla bir beden dışı deneyim yaşayamayacaksınız. Maddeyi asla dönüştüremeyecek ve yeniden şekillendiremeyeceksiniz. Geçmişinizi ve başkalarını asla bağışlayamayacaksınız. Bunu asla yapamayacaksınız. Kapitalizmin çekirdeği ve öngörülebilirliğin sevk edici motorları geleneksel fiziktir. İster kabul edin, ister etmeyin. Onlar budur. Böylece burada elektron denen minik parçacıkla atom denen o büyük şeyin çevresinde dönen elektronlarla ilgili büyük bir savaş vardır. Elektron o serbestçe dönen özgür ruhlu parçacıktır. Tüm bu tartışma onun hakkında yapılmaktadır. Buna inanabilir misiniz? Yani dünyada açlık vardır. Üçüncü dünya hastalıkları vardır. Tutucu cumhuriyetçiler ve ahlaken yozlaşmış demokratlar vardır. Ve siz bir elektronun üzerinde tartışmaktasınızdır. Ama o tartışmanın bir meyvesi vardır. Ve sadece aranızdaki gerçekten kavrayışlı varlıklar bu konuyla ilgileneceklerdir. O minik elektron, o özgür ruhlu, öngörülemez, kontrol edilemez şey Einstein'ın göremediği parçacıktır. Einstein, özgür ruhlu bir parçacıktan hoşlanmazdı. O, onun hayalinin bir parçası değildi. Ama o vardır. Yoksa neden böyle bir tartışma olsun ki? Çünkü o minik elektron, o şişman atomdan daha fazla ifadeye, daha fazla öze, daha fazla güce ve daha fazla özgürlüğe sahiptir. Bu bir gerçektir. Böylece bu tartışma bugüne dek gittikçe şiddetlenmiştir. Eğer gerçekten bilgeyseniz, sizin hangi tarafta olmanızı istediğimi söyleyeyim. İsa Mesih, bunu yaratmış olan benim içimdeki Tanrı'dır. Bunu yapmış olan benim içimdeki insan değildir. Sizi iyileştirenin benim kişiliğim olduğunu düşünmeyin. O tanrısal bir düzendi. Bunu yapmış olan benim cennetteki babamdı demişti. Cennetteki baba, kuantum mekaniğinin tarafında yer almaktadır. Burada ise lineer, öngörülebilir, geleneksel, tüm hayatı boyunca ızdırap çeken, sosyal güvenlik peşinde koşan insanoğlu vardır. Siz burada harika bir gün geçirdiniz, öyle değil mi? Buraya az kalsın gelmemenize ne neden olacaktı? Gelenek. Zamanın ve paranın da gelenek olduğunu biliyor musunuz? Bugün bir potansiyeldi ve siz öngörülebilir, lineer, klasik fizik hayatınızın olağanlığı yerine bir değişiklik yapmayı, gerçekten öngörülmez bir şey yapmayı, buraya gelip 35 bin yaşındaki bir varlığı dinlemeyi seçtiniz. Gelenek size, benim için bu dediği gibi görünmüyor, öyle kokmuyor, öyle uzun boylu değil, bu o olamaz diyecektir. Ve biz de ona kanıtla diyeceğiz. Atlantis'in var olmadığını bana kanıtlayın. O boy posa ve o zekaya sahip varlıkların var olmadıklarını bana kanıtlayın. Siz Sümerlerin hemen arkasından gelen Mısır uygarlığının birden tam organize bir toplum olarak ortaya çıkışını, onun Giza'nın büyük piramidini oluşturan ve 400 milyon kölenin bile taşıyamayacağı kadar ağır taşları hareket ettirecek fiziğe ve teknolojiye sahip oluşunu ve onların piramitleri inşa etmenin yanı sıra pi sayısını keşfetmiş olmalarını nasıl açıklıyorsunuz? Siz bugün toprağı kazıp kimlerin kemiklerini ortaya çıkarıyorsunuz? Avrupalıların, Amerikalıların mı? Mısır'a ve Sümer topraklarına gittiğinizde orada bazı yapıların nasıl yapıldığını anlayamazsınız. Örneğin İsa'dan 4000 yıl önce dev taşlardan oluşan Baalbek Tapınağı'nı kimler inşa ettiler? Onları kimler kesip oraya yerleştirdiler ve bunu neden yaptılar? O taşlar oraya nasıl taşındı? Onları kimler oydular? Onlar hangi taş ocağından çıkarıldı? Onları oraya kaç köle taşıdı? Onları beslemek için ne kadar çok yiyecek gerekti? Onlar nerede barındılar ve hangi kaynaktan su içtiler? O taşları yukarı taşımak için hangi yağı kullandılar? Kimse size bunları söylemek istemez. Onlar, biz bununla ilgilenmiyoruz. Onlar sadece Baalbek'in yekpare taşlarıdır.
İşte o kadar diyeceklerdir. Ve iki kutsal nehir, Fırat ve Dicle arasındaki vadide var olan tanrıların diyarı Sümer. Bu dünyaya teknolojiyi getiren onlardı. Ortaya çıkıp muazzam ağırlıkta ve kusursuz bir biçimde oyulmuş taşlarla saraylar inşa etmiş, tam gelişmiş bir dile ve sözlüğe, psikolojiye, psikiyatriye, tıbba ve krallıklarını tanrısal bir barışla yöneten liderlere sahip olmuş olan bir uygarlığı nasıl açıklarsınız? Kromagnon insanı ve eğer siz benim geldiğim yerin var olduğuna inanmıyorsanız, o zaman bir lazer alıp Antarktika'nın 3 buzul tabakasını eritin. Orada benim ana yurdumu bulacaksınız. Çünkü Atlantis oradadır. O binlerce yıldır oradadır. Bana inanmıyorsanız gidip onu orada arayın. Mısır hanedanları tanrıların buradan ayrılırken yönetimi insanlara bıraktıkları kutsal hanedanlardı. Bugün siz sadece hayata ve ölümden sonraki hayata saygı gösteren harika bir uygarlığın kalıntılarını görüyorsunuz. Onlar bilgilerini kimlerden aldılar? Tanrılardan. Onlar bilgilerini Balbeki'de inşa etmiş olan o tanrılardan aldılar. Kuantum mekaniği, o küçük elektron sizin için çok önemlidir. Çünkü o parçacık aleminde çok özgür olan küçük bir özdür. Protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde çöker ve elektronlar ve pozitronlar atomun çevresinde döner. Hepsinin içinde en özgür olan öz o minik elektrondur. O ışığı oluşturur ve o yaratığı kimse kontrol edemez. Peki örneğin akrep takım yıldızının ötesindeki bir kuasarın yıldız ışığını ölçen harika bir fizikçi, bir hayalperest bunu neden yapmıştır? O şu kavramı ortaya atmıştı. Eğer çift yarık deneyi bu fotonların zeki olduğunu, siz hangi deneyi yaparsanız yapın, onların onu zaten bildiğini ve onu gerçekleştireceğini kanıtlıyorsa, o zaman insan yapımı olmayan bir şeyi deneyelim. Şimdi dünyaya erişen ışığı, 5 milyar yaşında olan bir kuasarın ışığını ölçelim. Bu astronom ve fizikçi, ayrıca böyle bir kuasarın, yıldız ışığının güneşlerin ve gezegenlerin yörüngesel alanları çevresinde bükülmek zorunda kalacağını, çünkü uzayda dönen her gezegenin kendi manyetik alanını yarattığını ve bu ışığı bu şekilde yakalayabileceğini de anlamıştı. Gelen ışık bu manyetik alana çarptığında sağa döner. Bu astronom tüm bunları hesaba katarak bir ölçüm yaptı ve dünyanın manyetik alanına çarpan bu yıldız ışığının 5 milyar yaşında olduğunu saptadı. O bir deney yaparak bu ışığı onun yolunu bulup bir geçitten geçip geçemeyeceğini belirlemek için kullandı. Ne oldu biliyor musunuz? Işık yolunu bulup o geçitten geçti. Bu deneyden sonra çevreye ürkütücü bir sessizlik hakim olmuştu. Olay burada daha garipleşmiş ve harikalaşmıştı. İşte bu yüzden size bunun maddeciliğin ölümü olduğunu söylüyorum. Burada bilimsel araçların ışığın kuantum etkilerini ve zekasını ölçebileceğine inanmayan bir kuşkucu daha ileri giderek bir kuasardan gelen ışığı yakalayıp bir elektron mikroskobuyla ölçmüş ve 5 milyar yaşındaki bu ışığın tam olarak onun oluşturduğu deneye göre davrandığını görmüştü. Ve bu astronom bu deneyi defalarca tekrarladı. Ne oldu? Elektronun ne yaptığını gerçekten umursamayan sizler için bu neden önemlidir? Size bunun nedenini söyleyeceğim ve bu tüm bilimsel toplum dünyasını kaosa soktu. Neden? Çünkü bu o astronomun şimdi ölçtüğü ışığın aslında 5 milyar yıl önce yayınlanmış bir ışık olduğunu gösteriyordu. Bu konuda ne diyebiliriz? O ışık bu astronomun bu deneyi yapacağını zaten biliyor muydu? Yoksa deneyin kendisi ışığın rotasını mı değiştirmişti? Ve deneyici 5 milyar yıl önce de var mıydı? Deneyici 5 milyar yıl önce de vardı ve o 5 milyar yıl sonra o yıldız ışığını yakalayıp ölçecekti. Ve o ışık astronomun lineer fiziğin var olamayacağını, kuantumun kuralının ışığın sizin onunla ilişkinize göre davranması olduğunu kavramasını sağlayacak şekilde davranacaktı. Ve onların ilişkisi 5 milyar yıl önce başlamıştı. Bu şu anlama gelir. 5 milyar yıl önce bu astronom, bu kuasarın atmosferiyle
kendi kendini düzenleyen bir ilişkiye sahipti. Bu ilişki gelecekte değişse de o ışık bu astronomun hayatının bir parçası olacaktı. Ve o bu ışığı tekrar ölçtüğünde uzaktaki o kuasardan gelen yıldız ışığı onun çok uzun zaman önce başka bir hayatta benimsediği ve bozularak ışığa dönüşen elektronlar olacaktı. Kuantum alanda böyle bir hal vardır. Ona ebedi şimdi denir. Işık fotonları yayan bir lambanın üzerinde yer alan bir abajur o ışığı ölçülü hale getirir. Eğer siz o abajurda çepeçevre bir iğne deliği açsaydınız, önceki hayatınız oturduğunuz yerden ışığa baktığınızda gözlerinizin üzerinde odaklandığı en parlak ışın olacaktır. Siz daima bunu yaparsınız. Karanlık gökyüzüne asla bakmaz, daima yıldızlara bakarsınız. Ama o odada oturup o ışığa bakarken oturduğunuz yer sizin yegane realiteniz olacaktır. Çünkü siz o ışığın tüm abajurdan çepeçevre yayıldığını düşünmezsiniz. Ama bu toplantıya katılmak gibi bir karar verdiğinizde varlığınızın tanrısı tüm ışık akımlarını aynı anda vuku bulan deneyim potansiyellerini görmenizi sağlar. Siz insanoğlu ve kızı olmaktan tanrı oğlu ve kızı olmaya geçtiğinizde yeniden doğduğunuzda insan deneyimlerinden, suçlamaktan, ızdırabınızdan vazgeçtiğinizde ve ışık kaynağı olmayı seçtiğinizde o zaman size tüm o iğne delikleri, tüm potansiyeller sunulur ve siz öyle olmayı seçtiğiniz anda o potansiyeller olabilirsiniz ve bunu yapacak özgürlüğe sahip olursunuz. Böylece siz bilgiye sahip olduğunuz için bir fırsata da sahipsiniz. Siz gerçekten daha iyisini biliyorsunuz. Artık cinsiyetinizi, fobilerinizi, korkularınızı, nefretinizi, güvensizliğinizi, endişenizi cahil bir biçimde suçlayamazsınız. Artık ben daha iyisini bilmiyordum diyecek cehalete sahip değilsiniz. Çünkü şimdi biliyorsunuz. Şimdi hepsini sizin yaratmış olduğunuzu biliyorsunuz. Eğer sırf hissetmek istediğiniz için tekrar insanlık düzeyine düşerseniz, güce sahip olmayı içeren tanrısal hakkınızı da kaybedersiniz. Bunu en baştan bilmenizi istiyorum. Çünkü müstakbel bir üstad bu büyük çalışmanın ustası olmak için çalışır. Sizin gibi bu okula yeni başlayan bir acemi aradaki farkı öğrenmek zorundadır. Siz bazen tanrı, bazen de insan olamazsınız. Bazen ikili bir varoluşa sahip olamazsınız. Sizin ne olmak istediğinize karar vermeniz ve sonra o olmanız gerekir. Eğer tanrı olmak istemiyor, tekrar geriye dönüp başkalarını suçlamak, cehaleti, aptallığı kabullenmek, tatmin olmanız ve güvenliğiniz için bedeninize tüm işi yaptırmak istiyorsanız o zaman gidin. Bu okulun öğrencileri %5 tanrılığa, %95 insanlığa başvurmaktadır. Siz tanrısallığa %5, lineer öngörülebilirliğe ise %95 veriyorsunuz. Bazılarınız ise %100 bedeniniz olduğunuz için zihninizde sürüp giden bir şey yoktur. Onlar bir kimyasallar torbasıdır. Bu okul yeniden doğmak ve gerçekten yenilenmekle ilgilidir. Onun yararları nedir? Sağlık, bedeniniz sağlıklı olacak. Bedeninizdeki hücrelerin alıcı bölgelerini felce uğratan duygusal fırtınadan, stresten, bir sürü duygunun ürettiği adrenalinden kaynaklanan tüm hastalıklar iyileşecek. Bedeninizin stres üretip durmasının nedeni, hücrelerin çok fazla stres yüzünden kapanmaya başlaması ve beyninizin aradaki farkı bilmediği için bedeninizde stres üretmeye devam etmesidir. Böylece hücreleriniz zayıf düşer, deforme olur. Siz sinirsel çöküntü yaşar, kalp krizi geçirirsiniz. Ve bu durum tüm hastalıkların zeminini oluşturabilir. Bunu bildiğinizde tüm bu stres üretimi kesilebilir. Ve yarın sabah siz özgürleşmiş olarak yeni bir hayata başlayabilirsiniz. O yeni bir düşünüş biçimidir. Daha önce her şey o zavallı ben kavramına dayanıyordu. Ben zayıfım, ben bilmiyorum, ben yapamam, ben üzgünüm, ben güvensizim. Artık bunların hiçbirini mazeret olarak beyan edemediğinizde ne yapacaksınız? Siz bir süre yalnız bir varlık olabilirsiniz. Ama bir şey kesinlikle olacaktır. Bu yolda tıpkı sizin gibi biriyle bir deneyimi paylaşacaksınız. O düne ait bir deneyim olmayacak.
ve böylece sihirli bir mevcudiyet sizin yörüngenize girmiş olacak. Peki onlar neredeydiler? Onlar daima oradaydılar. Orada olmayan sizdiniz. Siz orada değildiniz, onu kaçırmıştınız. Tüm bunları söyledikten sonra bir kuasarın 5 milyar yaşındaki yıldız ışığıyla bir ilişkiye sahip olmak kavramına bir göndermede bulunacağım. Bu kadar uzun zaman önce yayınlanmış olan bir ışıkla bir ilişkiye sahip olmamız nasıl mümkün olabilir? Sihirli mevcudiyette çok uzun zaman önce diye bir şey yoktur. Sadece şimdi vardır. Böylece 5 milyar yıl önce şimdiydi ve şimdidir.